Son noktadan iyi akşamlar. Türkiye artık yerel seçimler için gün sayıyor. 24 gün sonra sandık başına gideceğiz. Ve tartışmalar hararetli. Adaylar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ve tüm yaşananları konuklarımızla birlikte 2,5 saat boyunca masaya yatıracağız. Gazeteci Ercan Gürses bizimle birlikte olacak. Yine gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Türk Gün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kaya ile konuşacağız. Az önce de söyledim, 24 gün kaldı. Artık seçim satım haline girdi Türkiye ve tartışmalar da bir hayli hararetli. Özellikle CHP cephesinde yaşananlar bir hayli hararetli. Ve tüm bunları konuşacağız ama yerel seçimlere kısa bir süre kala yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar da tamamlanmak üzere Ünal Kaya. Ve bugün masanda da görüyorum şimdi oy pusulası, İstanbul'un oy pusulası masamızda. Onu ya bir gösterelim mi? Oy pusulası tabii ki basıldı ama İstanbul bugün ayrıca bir gündem oldu. Çünkü evet, şöyle istersen sen de Kadir'e kadar buradan uzatacağız. Bir metreye yakın bir pusula basıldı. Tabii burada pek çok partiyi görüyoruz. Aynı zamanda bağımsız adayları da görüyoruz. Sıralamalar zaten Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilmişti. Buna göre bir sıralama oluşturuldu. Tabii ittifak içerisinde yer alanlar ve yer almayan partiler olarak birleşik bir şekilde yazıldı ama burada gördüğümüz kadar işte 40'ı aşkın bağımsızlarla birlikte isim var. Ama seçimin kimin arasında geçtiği 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani iki aday yarışıyor aslında bakarsanız. Birisi AK Parti'nin adayı Murat Kurum, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu arasında. Yoksa onun dışında iddiasını ortaya koyacak ya da işte seçimi alabilecek gözüyle bakılan bir isim bulunmuyor ama pusula tabii ki demokrasinin bir gereği olarak bu aşağı kısımda da bağımsız isimleri görüyoruz ki bağımsız isimlerin sayısı partilerin sayısından evet, çok çok 27 daha... 27 bağımsız aday var. Evet. 22'de parti var sanırım. Çok büyük bir zarf gerekiyor değil mi ona? Evet. Yani bunu standart bir zarfa evet, sığdırmak bir aile... Zorluyorum hafızama. Son yerel seçimde İstanbul yine böyle miydi? Bu kadar aday enflasyonu var mıydı diye. İstanbul'da hep oluyor da belki bu sefer biraz daha fazla biraz bir daha ilginin fazla olduğunu. Çünkü bir önceki seçimde ittifakları da dikkate aldığımızda daha fazla ittifak vardı. Burada mesela İYİ Parti'nin, Memleket Partisi'nin, mesela ANAP'ta bir adayla çıktığını görüyoruz. DSP'nin aynı şekilde. Yeniden Refah'ın. CHP'de kaç ok var? Nasıl? CHP'yi sayalım hemen. Burada doğru yapmışlar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu eliyle yapıldığı için şansa bırakmamışlar. Adaylarına bıraksa belki 5 ok olabilirdi. 5 okta o hangi okun ama eksildiği de tabii. Konuşacağız onu hangi okun eksildiğini. Benim aklıma direkt acaba milliyetçilik oku mu diye geldi. Milliyetçilik gibi evet. Tabii onun o şeyden de bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Zarfın içinde sadece bu pusula olmayacak herhalde değil mi? Bir de yerel seçimler tabii olduğu ki için mahalli idareler seçimleri, muhtarlık seçimleri de var. Evet, belediye meclis üyelikleri var. Meclis üyelikleri var. Bayağı bir kitap gibi bir zarf evet, vereceğiz herhalde. Evet. Çok meşakkatli bir seçim olacak yani. Zor olacak. Bunu katlayıp koymak özellikle zarfa evet, en zor olacak yapışacak galiba. Yapışacak mı, karşı tarafa geçecek yani mi vesaire diye. Sızmaması gerekiyor, taşmaması gerekiyor. Onu katlarken özenle katlamak lazım bir aile. Evet, o zaman CHP demişken Ünal Kaya, CHP'den başlayalım. Tabii. CHP'de son günlerde özellikle bu DEM'le birlikte yaşanan, Afyon'da yaşananlar, gelen açıklamalar ardı ardına Burcu Köksal'ın çıkışı, hı hı, sonrasında yalanlandı Burcu Köksal. Sürçülisan dedi Özgür Özel, sonra dedi ki hayır demedim. Yani Özgür Özel, ya şöyle bir durum var karşımızda. Şimdi bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon adayı çıkıyor, diyor ki ben eğer kazanırsam diyor, DEM Partisi'ni belediyeden içeriye sokmayacağım diyor. Partisinin görüşünün tamamen tersinde bir tavır sergiliyor. Çok iyi, çok güzel. Yani biz pek çok CHP'liden bunu bekliyorduk. Yani siz bu işbirliğini nasıl içinize sindiriyorsunuz kardeşim diye soruyorduk burada. Bütün programlarda da soruyoruz. Burcu Köksal tabii Afyonkarahisar'da hem oranın da vekiliydi, grup başkan vekiliydi. Afyonkarahisar'ın seçmen kitlesi... baktığımızda büyük bir oranı, tamamına yakın neredeyse, milliyetçi muhafazakar seçmen. Bir önceki seçimlerde, yani genel seçimlere baktığımızda işte AK Parti'nin %40'larda 44 civarında bir oyu olduğunu hatırlıyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi %18-19, Milliyetçi Hareket Partisi işte 17-18 bandında bir oy almış. Burcu Köksal'ın belediyeden içeriye sokmam dediği, o zaman Yeşil Sol, şimdiki DEM'e baktığımızda ise 0.6 civarında bir oyu var.
Haliyle yani Burcu Köksal bunu yaparken Afyonkarahisar seçmenine göz kırpıyor. Diyor ki benim bunlarla işim yok. Zaten onların da orada bir oyu yok. Haliyle deme yanaşmasını gerektiren bir durum da yok. Siyaseten kendince bir şey yaptı ama çarpıldı. Kime çarpıldı? İki isme çarpıldı. Genel başkanına onu anlarız. Hani genel başkanına çarpılmasını anlarız. Parti politikasıyla DEM'le birlikte işbirliği yaptıkları yerler var vesaire. Sen ne yapıyorsun? Bir ürkütme karşı tarafı diye bir tepki görürüz de İstanbul adayı buna niye bu kadar tepki gösterdi? Kapıyı gösterdi. Tabii yani kullandığı cümle şu. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diye ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka bir parti bulacak. Resmen git dedi partiden. Adaylıktan da çekil anlamına gelebilir. Bir şimdi, aday bir adaya diyor. Evet aday diyor bunu. Baktığın zaman İstanbul öyle adayı, değil ama. Ya bir ilin adayı bir başka ilin adayına sen bu partiyle görüşürüm şunu yaparım bunu yaparım diyemezsin diyor. Bunu niye diyor? Eğer bir işbirliği yoksa İstanbul'da İmamoğlu'nun bunu demesine gerek yok. Ama belli ki yani demin İstanbul'da adayı olsa da Ekrem İmamoğlu Demlilerle işbirliği halinde. Bu açıklamadan en çok rahatsızlık duyan Ekrem İmamoğlu oldu. Bir diğer rahatsızlık duyan da genel başkanıydı. Ne diyor? İşte Burcu Başkan beni aradı da yanlış anlaşıldım dilim sürçtü sen düzelt dedi diyor. Kadın onun üstüne çıkıp bir daha yalanlıyor. Yo benim açıklamam net diyor. Yani bu durumda bizim en az iki istifa görmemiz lazım. Yani birincisi Burcu Köksal'ın hem genel başkanından hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu tepkiyi gösterdikten sonra partisinden ya da adaylıktan istifa etmesi beklenebilir. Diğer beklediğimiz istifada hayır kardeşim benim dilim sürçmedi diyor. Ben bu görüşteyim diyor. Yaklaşık işte 1,5 saat önce bir tweet daha atmış yine aynısını demiş. E bu durumla da bir belediye başkan adayını yönetemeyen Özgür Özel'in genel başkanlıktan istifa etmesi gerekir. Ekrem İmamoğlu zaten konunun başka bir yerinde. O yüzden Afyon'daki son işte bugün yaşanan, dün itibariyle yaşanan tartışma CHP'nin aslına bakarsanız bir özeti. Yani kurultayla beraber başlayan, bugüne kadar gelen o savrukluğun, dağınıklığın, kimin yönettiğinin belli olmadığının, genel başkanlık rolünde kaç kişinin bulunduğunun, adayları kimin belirlediğinin tartışmasının yapıldığı o CHP'ye biz konuşuyoruz ya, işte boşuna konuşmuyoruz. Demek ki bu adayları, bu partinin dizaynını Özgür Özel kadar hatta belki daha fazla Ekrem İmamoğlu yapıyormuş. Bugün bu açıklamayla Ekrem İmamoğlu bunu gösterdi. Evet. Ama adaylar da bir taraftan diyor ki ben bunu yapmaya devam edeceğim diyor. Yani renkli bir şey görüyoruz, parti görüyoruz ama demokrasi açısından da üzücü bir durum. Yani adayını millet genel başkanı takmıyor. Genel başkanı işte İstanbul adayına söz geçiremiyor. İstanbul adayı başka illerin adaylarına ayar veriyor. Böyle saçma sapan bir durum var yani. Evet Ercan Güçsel sana da sormak istiyorum. Özellikle İmamoğlu'nun yani genel başkan edasıyla Burcu Köksal'a kapıyı göstermesi ve Burcu Köksal'ın geri adım atmaması, Özgür Özel'in sürçülisan diyerek toparlamaya çalışması ve son süreç nasıl değerlendirirsin? Berbat bir süreç yönetimi Ayşen. Yani bunu artık başka türlü söyleyemeyiz. Çünkü ben biraz önce bir televizyon kanalında Ali Öztunç'u izledim. CHP Kahramanmaraş milletvekili. Kötü yönetildi süreç dedi. Kibarca söylemeye çalıştı ama o bile bunu söylüyorsa berbat bir süreç yönetimi. Ki biz buna daha önceden çok alışkınız yani. O altılı masada o süreci nasıl yönettiler? Meral Akşener'in kalkması, gelmesi, sekizli masa haline gelmesi, başka şeyler olması. Sonrasındaki kurultay sürecinde yaşananlar. Dolayısıyla bugün yaşanan çok sürpriz değil ama ben bu kadar dallanıp budaklanacağını hiç düşünmemiştim. Yani Burcu Köksal'ın açıklaması kendileri açısından sorumluydu onu söyleyeyim. Ha altına ben imza atarım. Yani Burcu Köksal hiçbir şekilde ayrımcılık yapmıyor. Şunu söylüyor yani açık açık terör örgütünün uzantısı olan bir hareketi ben içeri sokmam diyor. Aslında normal şartlarda bu bir ayrımcılık değil. Yani siz tamam Tanrı misafiri kavramı vardır. Bizim kültürümüzde de vardır ama öyle kapıyı herkese açmazsınız. Hırlıya, hırsıza, işte ne bileyim uğursuza, teröriste, terörist destekçisine falan açmazsınız. Bunu demeye çalışıyor. Ha bunu niye dedi konuşursunuz ama yani bazen musibetten yani bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya. İşte ittifak, işbirliği vardı yoktu falan çıktı ortaya. Yani net bir şekilde çıktı. Zaten biliniyordu da yani sokaktaki çocuğun bile bildiği İşbirliğini net bir şekilde ortaya koydular. Ekrem İmamoğlu'nun mevzuna gelmeden önce yani her boyutunda ayrı bir skandal var. Şimdi Burcu Köksal bu lafı söyledikten sonra Özgür Özel çıkıyor diyor ki
Ben diyor biraz önce konuştum kendisiyle. Aman başkanım sürçülisan oldu. Sen bunu söyle. Böyle bir konuşma geçmemiş. Anlıyoruz ki geçmemiş yani. Bir Burcu Köksal adına konuşuyor o sırada. Onu söylüyor. Böyle bir konuşma geçmemiş. Yani Özgür Özel'in kibarca söyleyeyim. Hadi doğruyu söylemediğini ortaya koyuyor Burcu Köksal. Yani doğruyu söylemediğini söylüyor. Diyor ki hayır sürçülisan falan yok. Ben hala aynı fikirdeyim diyor. Ekrem İmamoğlu da ondan sonra diyor ki bence şöyle düşünüyor. Ya Özgür yine bu işin altından kalkamadı. Benim devreye girmem lazım diye düşünüyor. Ve diyor ki yani gitsin kendisine ya başka bir meslek ya başka bir parti bulsun. Tehdit de var işin içerisinde. Yani bir aday bir adaya söylüyor. Genel başkanı adaya söylese bile sorunlu değil mi bu? Evet. Genel başkan söylese bile sorunlu ama aday adaya söylüyor. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun partideki ağırlığını. Özgür Özel'in bir aşama daha önüne geçiriyor ama... Nereden baksanız ayrı bir sorun ve Burcu Köksal da geri adım atmıyor. Bunu açık açık söyleyelim. Demek ki artık saklanamaz bir ittifak var. Bu arada DEM Parti'den de gelen açıklamalar var. İstersen onlara da değinebiliriz. Evet. Yani işte Hatimoğulları'ydı galiba eş başkan. Evet. Diyor ki yani bu ırç kendi ifadesiyle söylüyorum tırnak içinde bu ırkçı faşist bir anlayış diyor. Sırrı sakık böyle değerlendiriyor. Akın bir dal uzaklaştırın Akın, bu şahsı partiden dedi. Yani bunu doğrudan talimata döküyor. Bir talimat da oradan geldi aslında. Bu cüreti nereden buluyor? Tabii ki CHP'li değiliz. Bu CHP'lilerin kendi sorunları ama bu bir cüret. Yani sen gidip başka bir partinin iç işlerine karışıyorsun ve yani sen de diyorsun ki yani tırnak içinde biz faşistlere kapıyı kapat falan kendince bir şeyler söylüyorsun. Ama orada Burcu Köksal açıkça söylüyorum ben Burcu Köksal'ın söyledikleri kendisini çok tanımam etmem ama görüşlerine katılıyorum. Bana 2014 yılında Birgül Ayman Güler'in o zamanki CHP sözcüsünün söylediklerini aklıma getirdi. Dedi ki tırnak içinde söylüyorum kendi ifadesi arkadaşlar biz FETÖ'yle işbirliği yaptık dedi mi? Dedi. Dedi. Ne oldu? Bırak sözcülüğü CHP'de esamesi okunmuyor. Burcu Köksal da benzer bir şey söyledi bence. Ve bu da CHP'deki krizin tüm fayatlarını ortaya serdi. Kadir Yıldız sen neler söylersin? Açıklamalar peş peşe. Hepsi birbirine yalanmıyor. Yani, tam da. Evet Burcu Köksal'ın bence zamanlaması manidar geliyor bana. Yani bugüne kadar neden sustuğu da muamma bu konuda. Aday gösterilene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile işbirliği yok muydu? Vardı. Öncesinde de vardı. Milletvekilliği yaptığı dönemde yani kurultay sürecinde de vardı. Kurultay sürecinden önce 14 ve 28 Mayıs seçimlerin sürecinde de vardı. İşte daha sonra bugünlere gelene kadar bu ilişki irtibatı hiçbir şekilde kesmediler. Özgür Özel kongrede Selahattin Demirtaş'a selam gönderirken Burcu Köksal salonda değil miydi? O salondaydı. Sonrasında da aday belirleme sürecinde DEM Parti ile yapılan görüşmelerde işte kent uzlaşısı için ortak komisyon oluşturulma çabalarının olduğu süreçte de o partinin içerisindeydi. O zaman mesela biz bu aykırı çıkışları bulmadık. Ama Burcu Köksal bugün çıkıp Afyonkarahisar'dan böyle bir açıklama yapıyorsa bu tamamen DEM'e karşı olduğu için değil de bu sözleri söyleyerek başka bir şeyin intikamını almaya çalıştığı için söylenebilir. Yoksa bugün Burcu Köksal milli değerlerin farkına ben bugün vardım, bugün bir aydınlanma yaşadım. Ne oldu? Deyip de ortaya yani, çıkmadı. Mesela Burcu Köksal Kılıçdaroğlu tarafındaydı. Değişimcilere biraz karşıydı. Yani Burcu Köksal ediyorsun. Kılıçdaroğlu taraftarlarının partiden ekarte edilmesinin gazını almak için ön plana sürülen isimlerden bir tanesiydi sadece. Bunun içerisinde işte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da söyleyebiliriz. Mersin'i de söyleyebiliriz. Hatay'ı da direnmelerine rağmen yine gösterebiliriz. Örnek verebiliriz, söyleyebiliriz onu. Ama Burcu Köksal'ın aday gösterildiği yerin seçmen profiline baktığınızda da demin bir varlığının olmadığını görüyorsunuz. Kent uzlaşısı yapmadıkları bir kent. Demek ki Burcu Köksal burada bu açıklamayı yaparak oradaki seçmen profiline yönelik bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani bana oy verin, ben CHP'den İstanbul'daki işte kent uzlaşısı yaptığı Esenyurt gibi bir ilçeden farklıyım. Farklı bir görüşe sahibim, farklı bir yerde duruyorum. Bu şehirdeki işte diğer o altılı ama artı bir olan partiyi kabul etmedikleri dönemdeki o altı partide bulunan, masada bulunan partinin seçmenlerine beni tercih edin diyor. İşte Zafer Partisi de onun için bu şeyden, payını almak için, bu durumdan payını almak için gel bizim adayımız ol çağrısı yapıyor. Şimdi Burcu Köksal bunu derken
Özgür Özel tabii sürçülisan etti diyerek yalanlıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an hiçbir sürçülisan yok. Ne Burcu Köksal sürçülisan yaptı ne Özgür Özel bir sürçülisanda bulundu. Bir akıl tutulması var orada. Aklın sürçmesi var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün ne kadar DEM Parti ile olan bu ittifakı hep yalanladı. Kent uzlaşısını da yalanladı. Nasıl yalanladı? Dedi ki biz kent uzlaşısını onlar söylediler ama biz bunu söylemiyoruz. Onlar bizim aday gösterdiğimiz yerlerde kimi kendilerine yakın görüyorlarsa aday çıkarmayacaklar, oy verecekler. Onlar buna kent uzlaşısı diyorlar ama biz bunun hiçbir tarafında değiliz diyorlardı. Burcu Köksal'a kadar böyleydi bu bugün. Aslında düne kadar böyleydi. Burcu Köksal bugün ayyuka çıkardı. Dün ne oldu? Dün Meral Danış Beştaş çıktı. Evet. Kent uzlaşısı yaptığını açık açık ilan etti. Kent uzlaşısı yaptıkları ilçenin Esenyurt'un adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Özer çıktı. Biz DEM Parti ile Esenyurt'ta kent uzlaşısı yaptık. Bunu benden partimizin genel başkanı Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beni arayarak ilettiler. Kadir sözünü kestim. Dedi. Kent uzlaşısının adayıyım diyor. Evet adayıyım diyor zaten. Kent uzlaşısının adayıyım evet. diyor. Yani bunu iki ismin kendisine önerdiğini söylüyor zaten. Bizzat istediler diyor. Tabii bizzat istediler. Bir de DEM Parti'yi övüyor. Yani ülkede barış tesis edilecekse bu DEM Parti ile olacak diyor. Şimdi birisi DEM Parti'yi olmazsa olmaz olarak görüyor. Afyonkarahisar adayı da ben bu partiyi kapıdan içeri sokmam diyor. Bunların üzerine Ekrem İmamoğlu da çıkıyor diyor ki bugüne kadar inkar ettikleri o uzlaşıya evet diyor biz Esenyurt'ta DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptık diyor. Böyle bir anlaşmaya vardık diyor. Artık bu dakikadan sonra inkar edecekleri hiçbir konu kalmadı bununla alakalı. Şimdi Özgür Özel ne yaptı? Canlı yayına çıktı bir televizyon kanalında. Orada dedi ki biz uzlaşı falan yapmadık. Ortada bir resmi belge mi var? Bir protokol mü var? Bir imzamız mı var kağıdın altında dedi. Yok. Var mı? Gerçekten de yok. Ama bugüne kadar hep böyle ittifak yaptılar zaten. Bugün imza atıp yapsalardı bunun adı ittifak uzlaşı falan olmazdı zaten. Gönül birlikteliği olurdu, samimiyet olurdu, ilkeler çerçevesinde birleştik olurdu. Bunlara çok daha güzel isimler bulurlardı. Bu kent uzlaşısı kaçamak isim onlar için. Onun için bu imza atmama meselesini gündeme getiriyorlardı. Şimdi Özgür Özel'i hem Afyonkarahisar'ın adayı, belediye başkan adayı, hem Ekrem İmamoğlu, hem DEM Parti'nin eş başkanları, hem de Esenyurt'un belediye başkan adayı yalanlamış oldu. Yalanlamış oldu. Bir ya partinin bir de, genel başkanı 4 kişi tarafından kündeye getirildi. Çok acayip bir şey. Kündeye getirildi. Sadece aday değil, grup başkan vekili. Evet. Evet. Ve grup başkan vekili, Özgür Özel'in grup başkan vekili. Yani, hazırda grup başkan evet, vekili. Mecliste yani, onu temsil etmeye yetkili kişi tabii. Yani sıradan bir isim değil ki. Bu arada yanlış anlaşılmasın Kadir güzel bir perspektif açtı ama Kadir işte Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Değişimciler Savaşı'nın bir parçası Burcu Köksal. Evet doğru. Ama yani Kılıçdaroğlu da DEM Parti ile işbirliğine kendi olsaydı bence evet derdi yani. Tabii onu, ki canım. Onu da evet derdi bir ama sıkıntısı yok, yok yani. Ben Burcu Köksal'ın da bir yok, sıkıntısı yok, olduğunu öyle, düşünmüyorum. Öyle dediğini tabii. Anladım ben yani zaten. Ben Burcu Köksal'ın da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten bu diskalifiyenin ekart etmenin intikamını almaya çalıştığını doğru, düşünüyorum. Doğru. DEM Parti oradaki bu damara basarak yapıyor bunu. Bu damar şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin en gocunacağı damar. DEM Parti damarı. Onun için bunun üzerinden intikam almaya çalışıyor. Bugüne kadar parti içi çatışmaydı, işte 250 bin dolarlardı, aday gösterimin her türlü şeyi konuştular. Ama DEM Parti'den parmağınızı bastığınız zaman bütün partini hoplatıyorsunuz. Yani her tarafı ayağa kalkıyor. Şimdi diğer bir taraftan en son açıklamayı Özgür Özel yaptı bugün bir de bu konuyla alakalı. Dedi ki ya biz bugünkü görmüş olduğumuz olaydan da anlaşılacağı üzere kendi aday çıkardıklarımıza bile artık güvenemiyoruz. Güvenmeyeceğiz. Bir söz birliği yok, eylem birliği yok, fikir birliği yok. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Biz dedi diğer partileri bırakın artık. Şimdi geçmişte yaşadılar ya DEVA'yla, Gelecek'le, Saadet'le, Ümit Özdağ'yla ne kadar söz de verseler dışarıda hepsi birbirini ifşa ettiler. Şimdi diyorlar ki ya kendi partimizin içerisinde bile bu durumlar yaşanıyor, güvenemiyoruz. Bir taahhütname imzalayacağız artık. Öyle bir taahhütname olsun ki bu hiç kimse bizim partimizden içeri başka bir parti giremeyecek diyemesin. Yani şimdi aslında
buradaki durum DEM Parti ile CHP'nin arasını bozmaya yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir fitne çıkarmaya yönelik açıklamaları olarak görüyorlar bunu. Ama gerçekten samimiyetle bunu söylediğini düşünüyorlarsa Burcu Köksal'ın, gerçekten artık aydınlanmaya yaşadı. DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile arasına mesafe koyması, hatta kapısından bile içeri almamasını gerektiğini söylediğini düşünüyorlarsa, samimi bir şekilde bunu söylediğini düşünüyorlarsa, onu cezalandırmaya çalışarak da ya bir başka partiye gitsin ya da kendine başka bir iş bulsun diyerek cezalandırmaya çalışıyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partisi artık tamamen Kandil'in kucağında demektir. Yani onun kollarında, hiçbir yere artık yelken açamaz. Tamamen onun kıskacına girmiş demektir. Kadir, ki sence bu kendi taahhütname isteğini DEM Partililer mi şey yani yapmıştır? O da olabilir. Ya çünkü bir şey yapın artık, bu iş büyümesin yani diye. Büyümesin. Bir de gerçekten rahatsız olduklarını söylüyorlar ki bunu ırkçı ve faşist bir girişim olarak değerlendiriyorlar. Afyon'da değerlendirirler. Ama İstanbul'da buna tamamen karşı duran, bu açıklamalara karşı çıkan bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı var. Duyulmasa ne güzel olur değil mi bunlar? Afyon'da olan Afyon'da kalsa mesela, evet. Kendileri açısından tabii yani ironi İstanbul anlamında. Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezalandıralım diyor bu sözlerden dolayı. Cezalandıralım diyor. Evet. Onu da DEM Parti'yi de bir parti olarak niteliyorlar ki bunu sıradanlaştıralım biz. Yani hiçbir partiye bunu yapamayız diyerek sıradanlaştıralım. Halbuki DEM Parti sıradan bir parti değil. Şu an kapatma davasıyla karşı karşıya olmuş bir partinin devamı. Bir virgül koyalım Kadir Yıldız. Çünkü reklama gitmem gerekiyor. Reklamdan sonra tekrar burada olacağız. Son nokta devam ediyor. CHP'de Burcu Köksal'ın ateşlediği fitilin detaylarını, sonrasında yaşananları konuşuyorduk. Kadir Yıldız'da kalmıştı. Kadir Yıldız, evet. Nasıl devam yani edersin? CHP'de, neler söylersin? Yani bugünkü yaşananlar değil, sadece bundan öncekilerde ekleyerek söyleyecek olursak, son bu konuyla alakalı son söz olarak. Yani bir dil sürçmesi yok, akıl sürçmesi var CHP'de. Yani CHP bu saatten sonra belediye başkanları, ilçe başkanı, ilçe belediye başkan adayı gibi sıfatların ardında DEM Parti ile ilişkilerini sorgulamaktan vazgeçip genel başkanlık düzeyinde DEM Parti'ye artık bir mesafe koymasının vakti geldi. CHP seçmeninin de beklediği de talep ettiği de bu zaten. Sokağa çıkarsa Özgür Özel, otobüslerin üzerinden konuşmayı bırakıp halkın arasına inip bu mevzuyu açarsa, CHP'li seçmenlerinin gerçekte de ne düşündüğünü görmüş olur. Evet, Ceyhun Bozkurt, senle devam edelim. Nasıl değerlendirdin bu süreci, özellikle Özgür Özel'in, az önce de söyledik, toparlama çabası ama sonrasında İmamoğlu'ndan gelen çıkış var. Bir adaya kapıyı gösterdi bir başka aday CHP'de. Şimdi oradan başlayalım o zaman. Değerli dostlarımız da vurguladı. Şimdi o zaman Sayın Burcu Köksal çıksa Sayın Ekrem İmamoğlu'na dese ki, tam tersini şey yapıyorum, Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını alıp öyle ben belediye başkanı olursam PKK terör örgütünün siyasi ayağına her yeri açarım, kontenjanlar açarım, ondan sonra PKK terör örgütünün siyasi ayağının yöneticilerine sevgi sözlükleri söylerim, onlarla içli dışlı olurum, onlara destek veririm, PKK terör örgütünün siyasi ayağına işte gidip Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum diyorsan, o zaman ya başka bir iş bul ya da HDP'ye katıl dese, yanlış mı olur? Yanlış olmaz. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sadece PKK terör örgütünün siyasi ayağıyla ilgili yaptıklarını şey yapsak, o eski dergicilik günlerim geldi aklıma. Eskilerin o dergileri vardı biliyorsunuz, böyle dosya haberler falan yayınlanırdı. Farklı farklı işte bütün siyasi şeylerin de bulunduğu. Herhalde bütün dostlarım katılır. Bir derginin tam sayısını işlerdik yani. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun PKK terör örgütünün siyasi ayağına verdiği desteği konuşsak. Şimdi bu önemli bir mesele. Yani niye önemli bir mesele? Şimdi yine değerli dostlarımız aktardılar. Burcu Köksal, şimdi şunu söyleyebiliriz. Sayın Köksal geçmişte 14 Mayıs öncesinde HDP DEM'in söylemlerine, HDP DEM'le ilişkilerinize itiraz etseydiniz, onun mücadelesini yürütseydiniz, mücadele edenlerle destek olsaydınız, onlarla yol yürüseydiniz,
yani sizleri eleştiren kesimlerin yapıcı Türk siyasetine katkı amaçlı eleştirilerini dikkate alsaydınız belki bunları söyleyebilecek duruma bile gelmezdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir duruma gelmezdi diye söyleyebiliriz. Ha şöyle bir şey olabilir, der ki ya böyle bir mevkiye gelmeden, bir pozisyona gelmeden söylediklerimizin etkisi olmazdı. O yüzden şok etkisi yaptık. Yok işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu eş başkanlığındaki CHP'ye karşı, CHP yönetimine karşı bayrak açmaya çalıştık. Şudur budur, her türlü şey olabilir ama ben de katılıyorum, yine değerli dostlar Ercan Gürses de söyledi. Ben de katılıyorum. Evet, HDP demin dışında hemen hemen her partiye kapılar açılır. Niye HDP deme kapılar kapatılır? Bu arada Sayın Burcu Köksal şunu da söylemiyor. Birazdan ona da geleceğim. Şunu da söylemiyor. Kürt kökenli vatandaşlara kapılar kapalı demiyor. HDP'ye oy veren seçmene kapılar kapalı demiyor. HDP demin yönetmesine izin vermeyeceğim diyor. Ha başka nedenleri vardır. Az önce yine konuşuldu. Ünal mı hatırlattı, Kadir mi hatırlattı? Afyon'da zaten HDP demin oy potansiyeli yok. Orada konuşması kolay. Sayın Köksal İstanbul'da aday olursa, ki hep bunu vurguluyoruz, birileri onu söylediği için ona yanıt niteliğinde hep vurguluyoruz. İşte HDP demin oyları kritik. Ya öyle bir oy kritiği falan filan yok. Ama İstanbul'da olsa aynı tepkiyi verirse eyvallah. O zaman samimiyetine de inanırız. Ama Afyon'daki durum da ortada. Olumlu mudur bu çıkış? Olumludur. Bu tartışmanın yapılması, açıklamalara bakıyoruz, sonrasındaki açıklamalara. Sayın Özgür Özel'in açıklamaları, diz sürçmesi, değerli Ercan Gürses çok son derece zarif söyledi. Gerçeği söylemiyor demek ki Sayın Özgür Özel. Onun daha kaba ifadesi bellidir. Yani ondan sonra Sayın Özgür Özel'e bu yapıştı. Bir kere Sayın Burcu Köksal doğrudan yalanladı. Kendi genel başkanını yalanladı. Sonra bir açıklama daha yaptı Sayın Özgür Özel. İşte o taahhüt meselesini hatırlattınız yine. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Üstüne bir de CHP Genel Merkezi açıklama yaptı. Bu ne panik? Bu nasıl bir panik yaşıyorsunuz siz? Arka arkaya açıklamalar yayınlıyorsunuz. Genel merkeziniz açıklıyor. Genel başkanınız ayrıca açıklıyor. Eş başkan, genel başkanınızın eş başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ayrı açıklamalar yapıyor. Siz mi HDP ile, yani siz HDP ile işbirliği mi yaptınız? Yoksa HDP dem Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirdi de bizim mi haberimiz yok? Hatırlayın, şunu söylemiştik zamanında. CHP operasyon şunun için yapıldı. Sezgin Tanrı kulular güçlü olsun diye yapıldı. O yüzden Sezgin Tanrı kulunun pozisyonu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlüdür demiştik. İşte bu onun belgesi. Yani her olay bu tahminlerimizi somutlaştırıyor CHP özelinde. Yani bugün HDP dem zihniyeti Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal etmiş durumda. Her türlü dizaynı yapabiliyorlar. Her türlü ne diyelim, suçlamayı yapabiliyorlar. Aday belirliyorlar, kontenjan açıyorlar ve HDP dem bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi etkili isimler sesini çıkartamıyor. Şimdi ben başka bir olay daha hatırlatacağım. Yine bununla bağlantılı olduğunu düşündüm. Sayın Özgür Özel yakın zamanda, yine 3-4 gün önce birkaç açıklama yaptı. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz, Türkiye'de işte Türkiye'nin bölünmesini içeren bir kukla devlet projesine destek açıklamalarıyla, Türkiye'ye işgalci deme cüretini, küstahlığını göstermesiyle bilinen bir kadının elini öpmüştü. Biz o kadının ne kimliğine baktık, ne ismine cismine baktık, hiçbir şeye bakmadık. Biz bu açıklamalarını eleştirdik. Sayın Özgür Özel ne diyor? Bir İsrailli, bir Alman opera sanatçısının elini öpünce bir şey yok. Kürt opera sanatçısının elini öpünce olay oluyor. Yine gideyim, yine öperim diyor. Şimdi Sayın Özgür Özel'in açıklamalarıyla bunlarla birleştirince bugün hakikaten jargon bağlamında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK terör örgütü, çok da ya ağır söyleyeceğim, PKK terör örgütü ve siyasi hayat tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Bir Kürt opera sanatçısı söylemi, Pervin Çakar'ın Kürt kimliğinden dolayı mı, yani ne diyelim, Kürt kökenli olmasından dolayı mı eleştirildiğini zannediyor Sayın Özgür Özel? Hayır, kaç yaşında adam. Biliyor neden eleştirildiğini. Ama
bilerek PKK terör örgütü ağzıyla Kürt opera sanatçısı olduğu için eleştirildiği yönünde bir şeye çekiyor olayı. Amaç ne? Burada PKK terör örgütünü, PKK terör örgütünün siyasi ayağını meşrulaştıracak bir jargon birlikteliğine de girişiyor. Sayın Özgür Özel. Yani bu açılardan bakıldığında işte yine aynı şekilde hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun yine terör örgütünü sözde sanat, kültür ayağını oluşturan, hani geçenlerde konuşmuştuk yine KCK terör örgütünün şemasında anlatmıştık. Sosyal alanlar. İşte bu alanlara bağlı çalışan Mezopotamya Kültür Derneği'ne bağlı bir zata konser verdirmesi ve o konserde söylediği, o söylediği ne olursa olsun şey olmayabilir, belki bir PKK terör örgütü militanına yakılan ağıt olmayabilir. Ama ne olursa olsun PKK terör örgütünün bir sosyal alanında faaliyet, örgütlü anlamda faaliyet yürüten birine övgü dolu sözleri yine PKK terör örgütünü ve siyasi ayağını aklama çalışmasıdır. Bu CHP'deki dönüşümü göstermektedir. CHP bugün HDP PKK DEM yapılanmasına teslim olmuş. Hatta bu yapı tarafından ele geçirilmiştir. Çok net Burcu Köksal olayı bunun son derece somut bir göstergesidir. Yarın öbür gün Burcu Köksal disiplini de gönderilebilir. Yarın öbür gün Burcu Köksal'a başka baskılar da yapılabilir. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı bir şekilde pozisyonlarını net bir şekilde göstermiştir. Yani üzücü. Ha bu tam da ne zaman oluyor bu yaşananlar? PKK terör örgütüyle ilgili operasyon seçeneğimizin konuşulduğu, Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de yine bir aparat olan Bafel Talabani'nin Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde yaşanıyor. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir iç cephe şeyi vardır. Bizim gücümüz PKK'ya da yeter. PKK'nın PKK benzeri aparatlara da yeter. Ek olarak PKK'yı ve diğer o terör örgütlerinin aparatları destekleyenlere de yeter. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Burada kritik noktayı söylüyor. Asıl olan iç cephedir diyor. Bu cephe bütün milletin oluşturduğu cephedir. Dış cephe ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe mağlup olabilir. Fakat hiçbir zaman bir memleketi yok edemez. Memleketi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bakın işte bu çalışmalar iç cephenin çökmesine yönelik faaliyetlerdir. Çökertebilirler mi? Çökertemezler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden dizayn edilmeye çalışılan operasyon hepimize zarar vermekte. Türk siyasetine, Türk milletine, bütünlüğümüze, birliğimize, beraberliğimize zarar vermekte. Yani haklı bir eleştiriyi, haklı bir çıkışı perde arkasında ne olursa olsun bu şekilde suçlamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne tarihine yakışır ne bugün yakışır. Evet, yine buradan devam etmek istiyorum ben Ünal Kaya. Şimdi konuklarımıza dedi ki mesela DEM Parti ile CHP'nin arasına mesafe koymasının vakti geldi. DEM Parti ile CHP arasına mesafe koyabilir mi? Koyamazlar. Koyamazlar. Koyamayacaklar da. Çünkü koyacak olan olsa kurultay bunun için bir fırsat. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yıllarca uyguladı genel başkanlığının. İşte ilk 3 yılını bir yere oturtursak son 10 yılında zaten HDP, DEM neyse bunun sıcak ilişkileri vardı. Bunu işte 2019 seçimlerinde, 2023 seçimlerinde yani gidebildiği son güne kadar bunu sürdürdü. Yani o yüzden bir değişimden, dönüşümden söz edecek olsaydık bu kurultayda bunu yeni gelen yönetim yapabilirdi. Ellerinde fırsat da vardı. Kurultayda bir hesaplaşmaya çevirirdi. Biz bu tür ilişkilere girmiyoruz. Terör örgütüyle aranıza mesafe koyamadığınız sürece de böyle bir partiyi muhatap almıyoruz diyebilirlerdi. Dediler mi? Hayır. Demediler. Aksine ne yaptılar? Bu işbirliğini daha da öteye götürdüler. Yani
öyle bir noktaya geldi ki, yani gireriz diye düşünüyordum ama şimdi madem açıldı, işte Akdeniz ve Toroslar adayları var. Bakın, Akdeniz adayı kim çıkıyor? Akdeniz'de gösterdikleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermediği ve demin adayın destekleme kararı aldığı yerdeki isim, terör örgütünün PKK ile haliyle siyasi uzantısı olduğu için Hoşyar Sarı Yıldız, aynı zamanda terör suçundan aranan, devamsızlık gerekçesiyle de milletvekilliği düşürülen HDP'nin Şırnak milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın yeğeni. Sadece akrabalık ilişkisi değil, fikir ve eylem birlikteliği açısından da Faysal Sarı Yıldız'ı aratmayan bir isim. Ve buna ek olarak DEM Parti bu ismi nasıl duyurdu biliyor musunuz? Ve CHP'den bakın kaç gün oldu. Bir tane tweet vardı arkadaşlar, ekran görüntüsü. CHP DEM'in resmi WhatsApp grubunun görüntüsünü bir ekranlara getirelim. İzleyicilerimiz açısından da şöyle duyurdular. İşte geçtiğimiz günlerde aday açıklamaları oldu, listeleri şey yaptılar ya, duyurdular. DEM grubunun resmi şeyinden iki tane liste paylaşıldı. Birinde Batı adayları yazıyor, diğerinde Kürdistan adayları yazıyor. Ve bunu resmi olarak DEM Partisi WhatsApp grubundan duyuruyor. Ben şimdi liste atıldıktan sonra incelemeye başladım. Nerelerde aday çıkarmış? İşte bu. Bu DEM'in resmi WhatsApp grubu. İki liste, işte bir parti görevlisi tarafından duyuruluyor. Batı illeri adayı, Kürdistan adayı diye duyurdukları liste. Ve Mersin, Akdeniz'i nerede gösteriyorlar? Kürdistan adayı listesine koymuşlar. Yani Mersin'i artık onlar için DEM Kürdistan olarak kodlamış. Hani daha önceki programlarımızda da konuştuk ya, yani Akdeniz niye önemli, Toroslar niye önemli? Yani oraya bir inme girişimi var, orada bir liman var, serbest bölge var vesaire vesaire. Yani hedef orası diye adamlar bunu bu listeyle ilan etmiş durumda. İstemeyen Talay haklıymış demek. Kesinlikle. Ve biz bunu işte yazdık bu şekilde Bengü Türk olarak. Bekliyoruz kaç gündür. Ya hiç mi rahatsız olmadınız Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi? Senin desteklediğin yerdeki adayı DEM'liler Kürdistan adayı olarak listelerine koydu ve ilan etti. Bunu da kamuoyuna, işte bu gazetecilerin olduğu grup, herkese paylaştı. Ya bu olayın normal gibi karşılanması ve yani böyle çok normal gibi değil, patırtı çıkarmaması hani konu çok, değil çok onlar garip açısından. Ya, çok garip onlar garip. Açısından konu değil. Konu oraya gitmiyor Ercan abi. Yani şu rezilliğin üstüne rezillik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kişi ya bir kişi çıkıp da demiyor ki ne demek yani biz şimdi Kürdistan diye bir bölgeyi kabul ediyoruz. Oradan bir aday çıkarılıyor. Biz de buna destek veriyoruz. Bunu nasıl kabul edebiliriz diye bir şey demiyor bu adamları. Ve bu bahsettiğimiz parti işte Kuruluş ve Kurtuluş'un partisiyiz diyor. Atatürk'ün partisiyiz diyor. Ama nokta, gelinen nokta bu. Bir belediyeye kazanabilmek için, Mersin Büyükşehir'i kazanabilmek için yaptıkları rezillik bu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kürdistan listesi diye demin yarattığı bu ifadeye destek veriyor ve sessiz kalıyorlar. Bitiyor mu? Hayır. Yani bir diğeri Toroslar. O da ayrı bir... Burada da Toroslardaki isim de aslına bakarsanız DEM'li, HDP'li ve... Rahman Yıldız. CHP listesinden. O ne diyor? Bana neler demediler ki? Affedersiniz Türk diyen bile oldu diyor adam. Ve bu adamı Cumhuriyet Halk Partisi alıyor, Toroslara aday yapıyor. Ya hani hatta Müslümanlıkla Müslüman ilgili bir şey. Evet evet. Hatta özür dilerim. Sünni Müslüman diyenleri de gördüm diyor. Böyle bir zihniyeti Cumhuriyet Halk Partisi bugün Toroslardan aday gösteriyor. Ya bu partide bir tane vatansever, milliyetçi, sağduyulu, yani insan mı kalmadı? Ne oldu? O yüzden hani sen diyorsun ya DEM'le arasına mesafe koyarım. Bırak arasında bir mesafeyi. Yani bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi DEM'i geçti artık. Yani onun ötesine gider. Böyle bir ismi DEM'liler aday gösterirdi. Bir yere oturtturabilirdik bunların zihniyeti açısından ama artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde açısından normal karşılanır bir seviyeye geldi. Yani o yüzden aralarına bir mesafe koyamazlar. Aksine artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani temizlenmesi, öyle bir kurultayla işte sabah başlayacak akşama kadar işte diğer günde parti meclisi de olacak iş değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel süreçlerinde bir hafta süren, 10 gün süren, 20 gün süren işte program kurultayları, tüzük kurultayları, işte seçimli
yönetimin belirlendiği kurultaylar var. Ancak öyle bir yüzleşmeyle temizlenebilir. Yoksa gelenin gideni arattığı bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. O yüzden ne aralarında mesafe olur ne bir şey. Bunun nedeni ne? Toroslarla, ki Toroslar, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği Toroslara bakın, bir yörük çadırında duman tütüyorsa, yani vatanın bölünmez bütünlüğü açısından teminattır dediği noktaya adam gidiyor, diyor ki bana neler demediler ki, affedersiniz Türk diyen bile oldu diyen bir ismi aday gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bununla artık utanırlar mı, yüzleşebilirler mi, sıkılırlar mı, renkleri mi değişir bilmiyorum ama bu CHP yönetimiyle olmaz bu. Olmayacak da. Yani anca o temizlik, dediğimiz gibi yerel seçimlerdeki olası kayıpların ardından gerçek anlamda program kurultayıyla, tüzük kurultayıyla, seçimli yönetim kurultayıyla böyle 15 gün, 20 gün, 1 ay tartışacakları, tazelenecekleri, kendilerini çek edecekleri adam akıllı bir yüzleşmeyle olabilir. Ünal Kaya'nın şimdi az önceki ifadesinden devam etmek istiyorum ben, Ercan Gürses. Bugünkü CHP demi geçti mi? Geçti, demleşti zaten. Yani o HDP'lileşti. Aslında bu bir süreç Ayşen. Yani Deniz Baykal'dan sonraki süreç. Kılıçdaroğlu'nun da bu sürece çok katkısı oldu. İlmik ilmik dokudu yani, açıkçasını söylemek gerekirse. O ulusalcıların tasfiye edilmesi, kalanların da kendilerini azınlık gibi hissetmeleri, artık böyle atılan her adıma cevap verememeleri, konuşamamaları ve gelinen bu nokta itibariyle Özgür Özel İmamoğlu ikilisi artık bunu daha aleni hale getirdi. Kılıçdaroğlu hiç değilse şöyle yapıyordu son seçimde mesela. Hayır, bir ittifak yok. Gerçi o da protokol yok diyordu ama seçmene yani sessizce kafanızı öbür tarafa çevirin. Biz burada bir iş çevireceğiz diyordu. Ama şu anda bambaşka bir şey var. İşte sevgili Ceyhun Bozkurt çok güzel söyledi mesela. Bir ortalıkta kıyamet koptu bugün. Yani Burcu Köksal'ın açıklamasından sonra ne oldu? İşte İmamoğlu açıklama yapıyor, Özgür Özel açıklama yapıyor, kurumsal açıklama yapıyor, Demliler açıklama yapıyor, CHP'liler ayrı ayrı açıklama yapıyor, herkese kapımız açıktır vesaire bilmem ne. Arkadaş ne oldu? Ünal'ın söyledikleri daha beter durumlar değil mi? Bunlarla ilgili açıklama yapmanız gerekmiyor mu? Şu atılan sosyal medya mesajından sonra, affedersin Türk vesaire gibi ifadelerin kullanılmasından sonra. Dolayısıyla tekrar soruna geliyorum. CHP evet, dem oldu. Zaten iş o aşamaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuda bir değerlendirme vardı. Mesela kim demişti? Eski bir bakandı zannediyorum. Ya da eski CHP'nin önemli yöneticilerinden birisi şey demişti. Yani işte CHP o zamanki koşullarda milliyetçiliğe biraz yaklaşmıştı. Ben CHP'yi HDP ile HDP'ye daha yakın, HDP ile CHP arasında bir yerde konumlandırmaya çalışıyorum diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddia edilen, işte rivayet edilen bir sözü vardı. Yani bu şu anda gerçeğe oturmuş durumda. Öyle bir aşamaya geliyor. O kadar sahiplendiler ki bu süreci. Yani sakın yanlış anlamayın, bizim kapımız herkese açık filan. Kazara şöyle bir şey olsaydı mesela, kapımız AK Partililere ve MHP'lilere kapalı deseydi Burcu Köksal, bence ona bir tepki gelmeyecekti. Gelseydi bile böyle genel geçer cılız bir tepki gelecekti. Kendine başka parti bak diyen olmazdı. Tabii tabii, yani yoksa o kapılarının herkese açık olmasından vesaire kaynaklanıyor değil. Şu andaki tek motivasyonları hep konuşuyoruz. Açık açık söylüyoruz. Erdoğan'ı yenmek, Cumhur İttifakı'nı yenmek, Erdoğan-Bahçeli İttifakı'nı yenebilmek için, yenmek isteyeceksin gayet normal. Ama yenebilmek için her yol mübahtır diye hem böyle duyarlı seçmeni şey yapmış durumdalar, susturmuş durumdalar. Duyarlı olan partililer varsa onlar da aman şu anda konuşursam beni bir yere konumlandırırlar vesaire diye itiraz edemeyen bir partili de oluşturdular. Bunu da söylememiz lazım. Ha şunu da başardılar. Bir sosyoloji de oluşturdular yani. O sosyoloji şu anda bize şunu söylüyor. CHP'liyim, Atatürkçüyüm. Ne olmuş HDP ile işbirliği yaparlarsa? Diyenler de maalesef var mı? Var. Başardılar. Böyle bir sosyoloji de var. Ama son tahlilde ben duyarlı CHP'lilerin, Atatürk'ü seven ve gerçekten ülkesini seven bölücülüğe karşı CHP'lilerin buna karşı dimdik durabileceklerini düşünüyorum. Ama şu anda cesaretlerini toplayamadılar. Bu da çok düşündürücü açıkçası. Evet, Kadir Yıldız, sen neler söylersin? Özellikle artık demden talimatlar geliyor CHP'ye. Yani CHP'yi kendi parti organlarının bir parçası gibi görüyorlar, ayrı bir parti değil de. Şimdi az önce dedik ya, CHP deme mesafe koyması gerekiyor diye. CHP öyle bir noktaya geldi ki neredeyse dem
CHP'ye bir mesafe koyalım. Ya boyunuz kulağa geçti. Bunlar Kandil'e bizden daha çok yaklaştı. Bunlar bizim yerimizi alırlar yarın bir gün diyerek sanki CHP'ye mesafe koyacak gibiler. Yani bu işin biraz tabii şaka tarafı kısmı ama CHP'nin bugünkü durumu gerçekten içler acısı. Şimdi Özgür Özel geçtiğimiz günlerde ne dedi? İşte Atatürk bize İstanbul'u kaybetmeyin diyor. İşte İzmir'i tekrar alın. Bilmem nereyi taçlandırın diyor diyor. Peki ya aynı Atatürk size Esenyurt'ta Dem'le ittifak mı yapın diyor. Aynı Atatürk size Akdeniz'de Dem'le ittifak mı yapın diyor. Aynı Atatürk size Türkiye'nin geleceğini bölücülere teslim edecek yerel yönetimlerdeki o kapıyı açın mı diyor. Demiyor. Bunlar Atatürk'ün istediği sözlerini duyuyor, istemediği sözlerini duymuyorlar. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin sürekli ifade ettiği bir şey var Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunu haline geldi diyor. Bunu bu şekilde Türkiye'de ilk vurgulayan siyasi liderdir Sayın Bahçeli. Açıp herkes bütün seyircilerimizde açık kaynak girip bakabilirler. CHP gerçekten bir milli güvenlik sorunu Türkiye açısından. Yani seçmenlerini bir tarafa koyarak söylüyorum bunu. Yani sizin bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamanız için, gelişme hızını daha çok artırmanız için, bu ülkede her şeyin normal bir kıvamda tartışılabilmesi için ilk önce silahla siyaset yapanları, terörle siyaset yapmaya çalışanları, daha doğrusu siyasete terörün gölgesini düşürmeye çalışanları bir dışlamanız gerekiyor. Bunu açık açık söylüyorum, ötekileştirmeniz gerekiyor. Bu ülkenin yabancısısınız demeniz gerekiyor. Bunlar bu ülkenin bir parçası değil. Bu ülkeden bir parça koparmaya çalışan azılı bir canavar aslında. Yani kendisi bir siyasi parti görünümünde ama arkasında Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek üzere kurulmuş silahlı bir terör örgütü var. Yani sırtlarını dayadıkları yer orası. Şimdi Türkiye yeni bir terör kuşağı operasyonuna daha başlıyor. Onların da Allah'ın izniyle hepsi bitecek. Ne Kandil'i bırakırlar orada ne başka bir yeri. Yani buna engel bir Irak'ın kuzeyi vardı. Orada o da bitecek inşallah. Çok farklı bir perspektifle o bölgede mücadele başlıyor. Bu terörle mücadele tarafı ama içeride de bunların propagandasını yapar nitelikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de kirletecek şekilde bulunanlara da müsaade etmemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi eğer bunları yola getirmek istiyorsa, entegre etmek istiyorsa Türkiye'ye, Türkiye'nin parçası olan bir siyasi partiye dönüştürmek istiyorsa amenna. Çıkar der ki gelin ortak bir açıklama yapalım. Yanınızda biz varız. PKK'nın terör örgütü olduğunu bizim yanımızda dillendirin. Söyleyin, korkmayın. Biz yanınızdayız desin. Demliler de desinler ki siyaset yapanlar evet biz bugüne kadar terör örgütünün tehdidi altındaydık, silahı altındaydık. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, akrabamızla, o bölgedeki eşimizle, dostumuzla tehdit ediliyorduk. Ayrı bir açıklama yapamıyorduk. Onların etkisi ve tehdidi, şantajı altındaydık. Ölüm korkusuyla yüz yüzeydik. Bunu dillendiremiyorduk. CHP bizim için bir fırsat yarattı normalleşme açısından. Biz de çıkıyoruz bugün diyoruz ki PKK azılı bir terör örgütüdür. Türkiye düşmanıdır. Biz de onların karşısında yer alıyoruz desin. CHP'nin yapmaya çalıştığı şey buysa 10 yıldır yarından tez yok çıkıp bunu yapabilir. Gidip paşa paşa da Esenyurt'ta da onlarla ittifak da yapar. Ankara'da da yapar. İstanbul'da da yapar. İstediği yerde istediği anlaşmaya imza atar. Ama bunu yapmadığı halde onların bütün gerekçelerini, bölücü gerekçelerini, tezlerini kuvvetlendirir derecede siyaset üretiyorsa CHP o da en az onun kadar milli güvenlik sorunu haline gelmiş demektir. Evet. Onun için şunu görmeleri gerekiyor CHP'nin ve de Türkiye'deki diğer siyasi partilerin. Bugüne kadar bu bölücü örgütün ister sivil toplum ayağını, ister siyasallaşmış ayağını yanına alan kim varsa kaybetmeye mahkum olmuştur. Hiç uzun vadeli ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bundan sonra varım diyen bir hareket olmamıştır yani. Şimdi diyecekler ki 2019'da ittifak yaptılar kazandılar ama bak HDP'yi yanına alan kazandı İstanbul'da Ankara'da diyecekler. Bakın bakalım sonuçlara gerçekten kazanmış mı kayıp mı etmiş. Yoksa
O kazandım dedikleri gün, 31 Mart 2019 akşamı kazandım dedikleri gün, kaybetmeye başladıkları gün mü? Buna da bakılması gerekiyor. Bu işte 1989 seçimlerinden 1994 seçimlerine gidilen süreç. Aynısı. Yani orada da Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı belediyeleri nasıl idare edemediğini, beceriksizliklerini bir kez daha ispat ettiği bir dönem oldu. Bu dönemde onun ispatı oldu. Belediyelerin sadece yerel yönetimlerin beceriksizlikleriyle kalmadı o ispat. Her beceriksizliğin arkasında bunu bir ihanetle güçlendirme aşamasına geçtiler. Yani biz ne yaparsak yapalım, biz HDP'yi de markamıza alırsak, yanımıza alırsak, onlardan da bir potansiyel oy bize gelirse biz buraları teslim etmeyiz anlayışındalar. Ama kazın ayağı öyle değil. Kim yanına alırsa alsın bugüne kadar. İçerisinde yani 2002'den itibaren siyasete başlayıp bugüne kadar gelen siyasi partileri de katıyorum. Kim yanına aldıysa kaybetmeye mahkum oldu. İlk defa onun yanına alan, uzun süre tek başına iktidarda kalan bir parti de tek başına iktidarını kaybetti. Yani bunlarla hiçbir şekilde yol yürünemeyeceği, ittifak adı altında, uzlaşı adı altında, işbirliği adı altında beraber yol yürünemeyeceği çok açık. Görmesi gerekiyor herkesin. Kaldı ki belli başlı yerlerde münferit olarak kazanıyoruz denilebilir. Belediye başkanına kazandırırsın o ilçede. CHP der ki ben kazandırdım, DEM Parti ile uzlaşı yaptım. DEM Parti de der ki bak nasıl işte uzlaşı yaptık, kazandık. Ama orada siz o bölge için değil, bütün Türkiye için bir tehdit oluşturmuş oluyorsunuz artık. Tehdit kaynağını yaratmış oluyorsunuz. Yani vücuda bir virüsün girdiğini düşünün. Yavaş yavaş o kanser hücresinin yayıldığını düşünün. CHP ne yapıyor? Bunun yayılım hızını artırıyor. Yani siz o kanser hücresi kadar zararlı bir hücresiniz aslında. Onun yayılımına çanak tutuyorsunuz. Ortak oluyorsunuz. Şimdi İstanbul'da yapmış bunu mesela. Ortaya çıktı hepsi. 31 isim var belediye meclisinde. Onu soracaktım tam. DEM Parti İBB'de grup kuracak. Ceyhun Bey'e mi soracaktınız yoksa? Oradan devam edelim. Tamam. Yani şimdi grup kurma sayısına evet, ulaşacak. O kadar. 31 isim var içerisinde. Yani Sancaktepe'de 5 kişi. Yine Beyoğlu'nda 2 kişi, Tuzla'da 3 kişi, Tuzla, evet, Eyüp Sultan 2, Üsküdar 2, Zeytinburnu 1, Esenyurt 9, Beyoğlu, Maltepe Kartal 2, var Sarıyer, Maltepe'de 2'şer kişi. Evet. Bunlar CHP'li var. Olarak girip sonra tabii, istifa edecekler. Tabii CHP'li olarak giriyorlar. DEM'in listesinde bir grup kurma sayısına oluşacaklar daha sonra. Ve bunlar da Sancaktepe'de mesela örnek olarak verilmiş. 2 kişi Elif Gül 1. sırada, Nevzat Kılıç 5. sırada. HDP İstanbul İl Yöneticisi. Ki Elif Gül Nevzat terörist Kıç. Başı için pasta kesebilir. Evet, ilçe eş sözcüsüymüş aynı zamanda. Bunların PKK'dan sabıkalı olduğu söyleniyor. Yani terörist başı Öcalan'ın doğum gününü kutlamış bir programda evet. Elif Gül. Nevzat Kılıç ise PKK'ya yönelik bir operasyonda yakalanıp tutuklanmış. Daha sonra da cezasını çekip serbest kalmış. Kişiler listesinde arasında yer alıyor. Yani bu kişilerle Türkiye'de yerel yönetimleri doldurmaya çalışıyorlar bu tip kişileri. Bunları. Biz 2019'da da gördük. Ve neler yarattığını da gördük bunların. Ne sonuçlar doğurduğunu da gördük. Yani işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı öylesine teslim oldu ki Kültür AŞ'nin içerisinde kitaplarını sattı Selahattin Demirtaş'ın. İşte onun adına yazılmış tiyatrolara gittiler, destek verdiler. Bir teröristin kitaplaştırıldığı, daha sonra tiyatro sahnesine dönüştürüldüğü tiyatroya işte Selva Hanım gitti, İmamoğlu'nun eşi gitti, Pervin Buldan gitti, beraber izlediler. Yani artık bu alanı her yere sıçratmaya çalışıyorlar. Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bunlar bulunacak, siyasi olarak da söylemlerini geliştirecekler anlamında değil bu. Sosyal hayatımızın diplerine kadar iniyorlar artık. Yani kültür sanat alanlarına kadar giriyorlar. Yani işte az önce Ceyhun abi bahsetti, söyledi o Pervin Çakar'ı. Yani Pervin Çakar'a bir sanat üzerinden gider elini öperim diyor. Evet. Ya biz kimse ne sanatçı olduğu için laf söylüyor, ne etnik kimliği için ona bir şey söylüyor, ne dini kimliği için bir şey söylüyor. Orada onu yapan kişi bugün bile, bak bugün bile orada onu seslendiren kişi hem Yahudi hem de bir İsrailli olabilirdi. Ama
orada eleştirilmesi gereken nokta soykırıma destek verip vermediği olurdu. Hiçbir şekilde ne etnik kimliği ne dini inancı olurdu. Yani biz öyle bir milletiz. Son günlerde CHP'liler genelde etnisite ve mezhep kaşıyorlar. Farkında evet. mısınız? Yani, Aleviler dışlanıyor, dışlanmıyor. Bizim gösterdiğimiz aday da Aleviydi. Kürtler vesaire. Ya sürekli yani hep bunları suçlama için kullanırlardı. Kaşıyorlar, farkında mısınız? Hep bu noktadan gidiyorlar yani. Ya işte CHP'nin içindeki Ercan abi bence o öyle bir damar yer etti ki orada. Evet. Yani aslında o işte 1989 öncesi bir damar. Yani özellikle Alevi vatandaşlarımızı o değişik işte uç marjinal fraksiyonların CHP'nin içerisinde yer edindiği dönemlerdeki o marjinal grupları sanki bugün tekrar hortlatıyorlar. Evet. Yani o gün bile mesela Alevi vatandaşlarımızı o kadar kendi içlerinde terörize etmeye çalıştılar ki bugün aslında o CHP'nin o günkü ayrıştırmasının yansıması yaşanıyor. Bugün mesela bir Alevi vatandaşımız kendisini yabancı öteki hissediyorsa bundaki tek sorumlu CHP aslında. Tek sorumlu onu siyasallaştıranlar, onu ötekileştirenler oluyor. Siyaset üzerinden ötekileştirmeye çalışanlardı. CHP de bugün aynısını yapıyor. Kurultay sürecinde de gördük. Kemal Kılıçdaroğlu işte gidiyor güya Alevi derneklerinden imza alıyor. Yani çıkıyor, şunu bilmek zorunda mıyız biz ya? İl yönetimine tabii seçilenler ki. Hangisi Alevi evet. hangisi Sünni? Ya bunu söylerken de hicap duyuyorum. Kimse öyle. Yanlış anlamasın. Aynen öyle. Gerçekten bilmek durumunda değil. Bilmeyi de istemem açıkçası. Ya bugüne kadar, ama gözümüze soktular yani. Ya bugüne kadar hangi siyasi partide kaç tane Kürt var, kaç tane Alevi var, kaç tane Ermeni var, kaç tane Hristiyan var, kaç tane Yahudi araştırıldı mı ya? Etiket yok. Olarak kullanılıyor. Yok, etiket oldu. CHP'de etiket yani bir oldu. Bir gazete haber yapar filan anlarım mı? Yani bu öyle bir şey değil yani. Burada resmen bir şey araç sallaştırdılar. Yani kendi içlerinde bir tartışma bir şey konusu haline geldi. Ama aynı şeyi ayrıştırmayı yaparken terör konusunda yapmıyorlar. Ya esas senin ayrıştırma yapman gereken şey o. Terör konusuna bulaşan kim olursa olsun. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni ne olursa olsun. Yani dini, dili, ırkı hiç fark etmez. Sen ayrıştırmayı onun üzerinden yap. Ama tam tersi üzerinden bir bölücülük inşa etmeye çalışıyor CHP. Yani bununla aslında bir kutuplaşma zeminini artırarak iktidara karşı bir düşman hareketini şey yapmak istiyor. Kamplaştırmak istiyor. Tutkal haline getirmek istiyor bunlarla. İktidara karşı bunları kullanarak bir cephe oluşturmak istiyor. Ama yaptığı şey hem CHP'ye zarar veriyor hem Türkiye'ye zarar veriyor. Evet. Ceyhun Bozkurt'a dönmek istiyorum. Tam da Kadir Yıldız'ın o başladığı yerden bize bir İstanbul fotoğrafı çekersen. İstanbul'da özellikle bu az önce bahsettiğimiz ayrılan kontenjanlar ve şu anki durum üzerinden neler söylersin? Şimdi değerli Kadir Yıldız aktardı. Şimdi Sancaktepe en öne çıkanı, işte Beyoğlu, Tuzla, Eyüp Sultan, Üsküdar, ben de listeyi açtım önüme şimdi bakıyorum. Zeytinburnu, Esenyurt yine öne çıkan bir yer. Kartal, Sarıyer, Maltepe. Yani liste bitmiyor. Ondan sonra CHP listeleri HDP'de mi teslim edilmiş? Nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra, 2019 seçiminden sonra HDP kontenjanları bir türlü bitmemiş. Böyle dolmuş da dolmuş, dolmuş da dolmuş. Ondan sonra bayağı bir kontenjan vermişler onlara. Aynı şekilde yani ve ilk defa HDP'den grup kuracak. Eğer bunlar seçilirse. Affedersiniz. Şimdi böyle bir şey olursa da HDP'den nerede etkili olacak? Bir kere yerelde etkili olacak. Belediye meclisiyle çalışan işte sonuçta iş dünyası. Sonuçta bu süreç, birçok süreç var biliyorsunuz. Belediye meclisinde ihaleler olur, belediye meclisinde düzenlemeler olur, belediye meclisinde o kentle ilgili, yerelle ilgili, ilçe, il kararlar alınır. HDP demin sözü olacak. Ve belli noktalarda istemedikleri şeyleri kilitleyebilecekler, çalışmaları engelleyebilecekler. Bugün nasıl CHP yönetimine belli şeyleri kabul ettiriyorlar, orada meclisteki CHP grubuna bazı şeyleri kabul ettirecekler. Ve bunların hepsi, hemen hemen hepsi atacakları her adım PKK terör örgütüyle belirledikleri strateji kapsamında olacak. Çünkü şunu söyleyelim, biz Güneydoğu'daki belediyelerde, HDP'nin kontrol ettiği belediyelerde ağırlıklı olarak güvenlik boyutunu
Haklı olarak da tabii ki. Çünkü en göze çarpan oydu. Güvenlik boyutunu öne çıkarttık. Gittiler işte teröristlere lojistik destekler, işte gıdası, şuyu, buyu, patlayıcı madde altyapısı. Az önce değerli Ünalkay'a hatırlattı. İşte o Faysal Sarı Yıldız'ı, Faysal Sarı Yıldız'ın yaptıkları gibi arabada malzemeler, teröristler taşınması. Ama ek olarak o bölgede ihalelerde öyle bir ihale süreçleri işletiyorlar ki o ihalelerde belli kaynaklar PKK terör örgütüne gidiyor. Yani bir anlamda örgütü finanse eden ayaklardan bir tanesi belediye meclisleri üzerinden dağıtılan ihalelerdi mesela. Şimdi benzerini biz İstanbul'da ciddi bir şekilde ne diyelim finans açısından Türkiye'nin en güçlü olan vilayetinde yaşama riskimiz var. Şimdi burada bu tür şeylerde yolsuzluğu varsa değerlendirmek başkadır. Ama terör, ek olarak terörle ilgili bir gündemi değerlendirmek bambaşka bir şeydir. Burada da İstanbul özelinde karşımızda ciddi bir tehlike ortaya çıkıyor. Ki Türkiye'nin işte sayılan ilçelere baktığımızda da sonuçta belli ilçelerin etkinlik işte Sancaktepe ve mesela Beyoğlu, ondan sonra Esenyurt, Kartal, Maltepe gibi yerlerde ki isimlere falan, ki hepsi de önemli bakıldığında aslında finans gücü de yüksek yerler aynı zamanda buralar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi İstanbul'u kazanayım diye İstanbul'un çok kritik yerlerini terör örgütünü siyasi ayağına resmen altın tepside sunmuş. Bu da doğal olarak insanların tepkisini çekiyor. Yani biz şunu söylüyoruz, yine az önce Ünal Kaya hatırlattı galiba, şimdi Mersin olayını. İşte o WhatsApp yazışmalarında Adana'nın, Mersin'in nasıl isimlendirildiğini hatırlattı. Şimdi orada nasıl artık Mersin'de kendisini Atatürkçü, milliyetçi, Altıok'a bağlı, hoş onlar adım adım okları da çıkartıyorlar, programın başında bir hatırlattık. Herhalde ilk başta milliyetçilik, aslında bütün oklardan vazgeçtiler de alıştırmayı adım adım okları çıkartarak yapmaya başladılar. Volü bir görelim mi arkadaşlar, Altıok ya yani 5 ok olan Volü. Yani şimdi kendisini Atatürkçü, Altıokçu, Kemalist, milliyetçi, halkçı, cumhuriyetçi, o yani o oklardaki ilkeler. Ondan sonra onu söyleyen insanların bir kere Mersin'in, Adana'nın yerini görmesi gerektiği gibi İstanbul'un da önemini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü emin olun o zihniyet, şu açıklamayı yapan zihniyet aynı zamanda somut açıklamaları var. Dünyanın en büyük Kürt kenti İstanbul'dur diyen bir zihniyet var karşımızda. Türkiye'yi bir taraftan bölmeye çalışırken bir taraftan da İstanbul gibi bir kentini aslında kontrol etmeyi isteyen bir zihniyetten bahsediyoruz. PKK terör örgütünün en önemli finans kaynakları olan belli yeraltı örgütlenmelerinin merkezinin İstanbul olduğunu hatırlayın. Bir dönem sokaktan çok ciddi bir şekilde terör örgütünün işte organize suç kapsamındaki suç gelirlerini hatırlayın. Bunun büyük kaynağını İstanbul'dan karşılıyorlar. İstanbul o yüzden onlar açısından son derece önemli. Yani Adana, Mersin'deki vatandaşımız gibi İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de bunu şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani işte arkada logoyu görüyorsunuz. Altıok nedir? Altıok, Cumhuriyet Halk Fırkası olarak o dönem adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemi. Tabii başka parti yok. Girişimler olmuş, çalışmalar, denemeler olmuş. Ama olmamış. Sonrasında geçmişiz. Gazi'nin vefatından sonraki süreçlerde çok partili hayata geçmişiz. Aynı zamanda yani sadece partinin değil aynı zamanda devletin de programına sokulan 6 ilke. 6 ilke Türkiye Cumhuriyeti için geliştirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi sonra devamında bunu kendi amblemi olarak kullanmış. Yani sonuçta temel programının temeli o olması lazım. Ama bakıyoruz bir ok gitmiş. Bu arada sadece Bursa adayında değil, Deniz Yücel var biliyorsunuz şu an CHP sözcüsü. Evet. Parti meclisinin seçimleri öncesinde, kurultay öncesinde biliyorsunuz eşantiyon, promosyon gibi şeyler dağıtılır parti meclisi adayları. O da
bir tane eşantiyon dağıttığı bir şeyde 5 ok olarak kullanılmış. Şimdi diyecekler ki ya hata olmuş. Hata bir olur. Nereden? Boyadan mı tasarruf ettiniz? Ne yaptınız? Yani bir ok, bir oktur. Bari bir boyayı silelim de tasarruf mu yaptınız? Ne yaptınız? Bunu söyleyemeyecek. Daha hesaplı olmuştur belki. Efendim? Daha hesaplı olmuştur belki dedim. Hesaplı olmuş olabilir. Belki 10 kuruş düşmüştür. Ama 10 kuruşu hesap ettilerse de memlekete milyarlarca liralık, dolarlık zararlar veriyorlar. Şey olabilir mi Ceyhun Bozkurt? Yani dervişin fikri neyse zikri de odur diye. Tabii. Şey tabii. Var, yani fikrini zikrinde ifade etmiş istemeden. Aynen öyle. Yani şimdi milliyetçiliğe karşı bakış açılarını az çok biliyoruz. Çünkü milliyetçilik onlar için yani şu an hele de partilerini ele geçiren yapı da düşünüldüğünde öcü gibi korktukları bir düşünce sistematiği. Ki kuruluş ideolojimiz milliyetçilik aslında. Atatürk bir Türk milliyetçisi. Atatürk'ün silah arkadaşları Türk milliyetçisi. Ki hepimiz aslında Türk milliyetçisiyiz. Ki Türk milliyetçiliği tanımımız aynı zamanda hep vurgulamışızdır. Türk milletinin milliyetçiliği öyle Almanların, Avrupalıların milliyetçiliğine benzemez. Tarihsel köklerinden, geldikleri rotadan, binlerce yıllık o gelenekten, kökten aldığımız kültür bizi yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyecek. Ondan sonra aynı zamanda bağ kurduğumuz kültürlerle de kaynaşarak gelişen çok güçlü bir köktür Türk milliyetçiliği. Dünyada her milliyetçilik çöker, bakın bu kökten dolayı dünyada her milliyetçilik çöker, Türk milliyetçiliği çökmez. Ama CHP açısından bir öcü, CHP yönetimi açısından. Muhtemelen ilk başta onu çıkarttılar. Yani adım adım gidecekler devletçilik, ki devletçi de değiller zaten, devleti savundukları falan da yok yani. Ondan sonra halkçı da değiller. Ondan sonra diğer ilkelere de cumhuriyetçilik desen hak getire. Zaten bir de bu etnik köken meselesi üzerinden, mesele üzerinden yaptığımız şeyin belki de altyapısı şu. Hatırlayın emperyalizm bölgemize yaptığı operasyonları etnik ve mezhepsel ayrıştırma üzerine oturtmuştu. Irak'ın durumu ortada. Irak'ta bakın Irak Türkleri bölünmedi. Niye? Kök sağlam. Ama Arapları bile böldüler. Şii Sünni diye. Kürtleri ayrıştırıyorlar, onu ayrıştırıyorlar, bunu ayrıştırıyorlar. Türkler de Irak Türklerinde de denediler. Ama başaramadılar. Şii Sünni diye. Başka başka ayrışmalar. Suriye'de herkese öyle. Bunun üzerine oturtmuş bir emperyalizm var. Ve bugün bunun bayraktarlığını Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Ve bu noktada ben o özellik tartışmalarından da bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bunlar özelliği de istiyorlar, siyasi özellik. Çünkü bir ayrıştırmayı nasıl yaparsınız? Bunları öne çıkartarak yaparsınız. Yani bu tür şeyleri, ayrışmaları, mesela 100 tane özelliği vardır bu milleti oluşturan işte zenginlikler, başta işte Türkmen, Yörük olmak üzere 100 tane özellik sayarsınız ortak şeyimiz. 3 tane de zenginlikten kaynaklı ayrı özellik sayarsınız. O üçünü öne çıkartıyorlar. O 97'yi öne çıkartmıyorlar. Oysa ki o üç tane de ayrım değildir. Bu milletin o zengin köklerinden gelen, şimdi bir Kırgız'ın, bir Kazak'ın, Kazak Türk'ünün, Kırgız Türk'ünün, Azerbaycan Türk'ünün, Türkiye'deki Türk milletinin bir ferdinin, Türkiye Türk'ünün şeyi farklı. Yani belli noktalarda 3-5 tane ayrışması, yani ayrı gözüken ama aslında zenginliğimiz olan özelliği olduğu gibi Anadolu'da da benzer şeyler vardır. Şimdi Alevi ile Sünni'yi ayıramazsınız. Etle tırnağın ötesindedir. Bir nehre karışan sudur. Türk ile Kürt'ü ayıramazsınız. Türkmen ile Kürt'ü. Türk milletinin önemli zenginliğidir. Ama bunlar o üç taneyi, beş taneyi. Bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Çok da uzattım. Kusuruma bakmayın. Sadece bu örnekle şey yapayım. CHP bugün bu projenin bayraktarlığını da yapıyor. O anlamda söyleyeyim. O Altok'taki milliyetçilik ve diğer ilkeleri hatırlatmamızın nedeni de bu. 2004 yılı. Terörist başının avukatlarından bir tanesi. İsafa mı geldi, ne yaptı bilmiyorum. Kendi belki de kendisini ben sol anti-emperyalist falan filan diye nitelendiği bir gazap geldi. O an bir vicdanen şey mi yaptı? 2004 yılında Batman il başkanıyken bu partinin, bu yapının o dönemdeki ismiyle DEHAB'tı galiba. İl başkanıyken bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'nın Adana konsolosluğundan bize geliyorlar.
şunu söylüyorlar. Ayrıştığınız noktaları öne çıkartın. Birleştiğiniz noktaları değil. Türkiye'de devamında da şunu söyledi. Bu adamlar bize bunları telkin ediyor. Bu yüzden tehlikeli bir süreç. Türkiye'yi Yugoslavya gibi parçalamak istiyorlardı. Şimdi bu adamın başına ne geldi? Bakın terörist başının avukatı olduğu halde ki örgüt içinde güçlüdür. Yani terörist başının avukatıysa güçlü bir şey vardı. Adamı Amerikalılar tehdit etti. Adana konsolosluğundan arayarak. Ondan sonra senin siyasi hayatın bitti diye. Kendi partisinden dışlandı, aday bile yapılmadı. Üstüne o kadar kim beslediler ki adamın hukukçu kimliği vardı. Baro başkanı adayı oldu. O zamanki işte 2007'de baro başkanı oldu. Unutmadılar o açıklamayı. 2007'de o zaman DTP bu adamın karşısına aday çıkarttı. Ve yine kaybettirdiler. Milletvekili adaylığı başvurusu yaptı. Bakın işte esas mesele bu. CHP'de bugün bu projenin, o emperyalist projenin bayraktarlığını yapıyor. Kendi bayrağını siliyor, yok ediyor, o okları tek tek temizliyor. Emperyalizmin bayrağını alıyor eline, emperyalizmin eline tutuşturduğu bayrağı, etnik, mezhepsel ayrışma, Türk milletini bölme bayrağını alıyor, onu sallamaya çalışıyor. İşte bunun en kritik coğrafyalarından bir tanesi de İstanbul. İstanbul'da Esenyurt'ta yaşanan provokasyonlar, ondan sonra o sözleri kime söylerse söylesin. Burası Kürt bölgesi diye bir bölge olmaz. Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti. Türk milletin. Her zenginimizde, her kökenimizden insanın da faydalandığı, bulunduğu yer. Çıkıyorlar, meydan okuyorlar. Terörist başına güzellemeler. O açıdan bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef İstanbul stratejisi de bu emperyalist projenin ek olarak emperyalist projenin terör örgütü eliyle yürütüldüğü taktik manevraların merkezi haline gelmiş şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyguladığı politikalar. Evet, Ünal Kaya, sana da soralım son araya gitmeden önce son 4 dakika ama. Virgülü Ünal'a bıraktım. Evet, öyle oldu. Bu sefer Ünal'a kaldı. Bu ok nereye gitti? Ya şöyle, şimdi uzun ve çentikli ok duruyor haliyle. Halkçılık oluyor sanırım. Bir daha kontrol edeyim ben. Yanlış söylüyorum. Devletçilik oluyor. Şimdi aşağısındaki iki ok da durunca, ya görsel olarak yorumluyoruz. Laiklik, inkılapçılık duruyor ama en üstteki ok cumhuriyetçilik, bir altındaki ok milliyetçilik. Ya cumhuriyetçiliği attılar ya milliyetçiliği attılar. Bir altında da halkçılık var. Bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimiyle yani bunların tamamını attı. Altı oku da sıktı. Ve neyin uğruna sıktı? İşte demin uğruna sıktı. İki belediye başkanlığı kaybetmek adına sıktı. Yoksa tabii ki yani bir baskı hatası olabilir veya bir şey olabilir ama işte o ilahi tesadüf de denilebilir. Anlamlı bir yere düşmüş de olabilir. Böyle bir görsel Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yazık ki içine düştüğü durumu ya da bu oklar gerçekten duruyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi buna sahip çıkıyor mu? Ne kadar bu değerleri taşıyor noktasında bir sorgulamayı ve bir yorumlamayı getirdiği açısından anlamlı. Çünkü biz hani bu görsel olmadan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin savrulduğu düzlemde milliyetçilik rotasından çıktığını, cumhuriyetçilik rotasından çıktığını, halkçılık rotasından çıktığını bunları zaten tartışıyorduk. O yüzden hani bu görselle birlikte bir kere daha anlam kazandığı açısından ifade etmek mümkün. Yoksa tabii ki bir baskı hatasıdır. Olabilir vesaire ama yani bilinçli bir baskı hatası mıdır? Tartışılır. Hani Bursa'da bunu göze alırlar mı bilmiyorum ama Mersin'de aldıkları bir görsel vardı. Üst üste yazdıklarında PKK yazıyordu. Yani evet bilinçli yaptıkları var. O yüzden işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu altı oku tartışılıyor ya da bu noktalarda eksik kaldığı sürekli kendilerine hatırlatılıyor demek mümkün. Evet, özellikle bir konuda da daha son iki dakikam ama bir şey daha sormak istiyorum. Bu DEM Parti konusunda hep İstanbul'u konuşuyoruz ama bugün Akın Birdal'ın da bir açıklaması daha vardı yine DEM Parti İzmir adayının. Tunç Soyer aday gösterseydi biz aday olmazdık, aday çıkarmazdık ya, dedi. Öyle içleri yanmış ki. Ve arkasından... Ya, bana hatırlatın da. Evet. Akın Birdal'la ilginç bir olay anlatacağım size. Devam. İki dakikamız var, aradan sonra da bırakabiliriz. Var mı? Ya çok kısa, ben geçenlerde öğrendim. Akın Birdal, bu daha milletvekiliyken galiba,
Ege bölgesinde Kuşadası tarafında galiba bir yerden giderken eşiyle falan çocuklarıyla beraber bir restorana giriyorlar. Bakmadan giriyorlar, oturuyorlar. Ondan sonra tabii oradaki Türk dünyasından bir restoranın sahibi, Türk dünyasından biriymiş. İşte o da tanımıyor bunları. Geliyor işte Akın bir daha soruyor, siz diyor ne var diyor. Ya diyor biz de diyor, Türk dünyasının, Turan'ın diyor zengin yemek, mutfak kültürü falan filan derken bunlar bir şok yaşıyorlar. Eşi falan da varmış masada bu arada. Türk dünyası falan filan deyince danışmanıyla bu eşini falan bırakıp eşini çocuğunu bırakmış kaçmış. Arabada beklemişler. Hatta eşi masadan onları arıyormuş. Diyormuş ki ya neredesiniz falan, çabuk çabuk gel diye onları söylüyormuş. Hatta bu bir yerde yerel haber de olmuş. Ben bu olayı görünce yani Türk isminden, hani az önce affedersin Türk diyorlar bilmem diye bu zihniyet falan, Türk düşmanlığını anlatıyoruz ya. Türk görünce düşmanlık değil. Türk'ten bu kötü insanlar, bu kötülük öcü gibi korkuyor. Çünkü Türk, açık söyleyeyim, medeniyetin aynı zamanda iyiliğin sembolüdür. Kötü insanlar Türk'ten rahatsız olur. Akın Birdal olayını, ismini zikredince de aklıma bu olay geldi. Yani eşini falan Türk dünyasını duyunca eşini bırakıp kaçan bir adamdan bahsediyorsunuz yani. Evet, şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra yine CHP'yi ve hatta İYİ Parti'yi de konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Son nokta devam ediyor. CHP-DEM ilişkisini konuştuk ilk iki bölümde ve devam edeceğiz. Özellikle İmamoğlu üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. Bu noktada Ünal Kaya'ya dönmek istiyorum. Bu 5 yılı değerlendirirsek İmamoğlu açısından özellikle israf konusunda çok iddialıydı. Evet. Karnesi nasıl sence? Ya şöyle, yeni çıkan işte ve duyurulan bir şey var. 2024 yılı İstanbul geneli muhtelif organizasyonlarla tanıtım ve çalışmalara ilişkin hizmet alımı. 2024 yılı, yani bu yıl için yapılan ve 29 Aralık 2023'te ihalesi yapılan bir süreç var. Ne kadarlık? 229 kalem için 980 milyon TL'lik alım yapılmış. 229 kaleme 980, ya yaklaşık 1 milyar TL'lik bir alım yapılmış. Ekranlara da getirdik. Ya merak ettim ben, hani tamam, belediyelerin çeşitli harcamaları olur, organizasyon, önümüzde de seçim var vesaire, ama ya ne almışlar bunlar, neyin ihalesini yapmışlar diye. Şimdi hani çok işte israf, kamunun malını oraya harcıyorlar, buraya harcıyorlar vesaire diye eleştiriyorlar ya. Baktım ben de. Mesela Osmanlı macunu ikramı var. Sonra pamuk şeker ikramı var, patlamış mısır ikramı var, kağıt helve ikramı var. Hani tamam, su dağıtılır vesaire ama bunlar da var. Sonra tela çanta, yani bu bez çantalardan 400 bin tane var. Bonbon şeker almışlar. Bonbon, küçük şekerler var ya. 1000 kilogram. Yani hani ne besliyorlar bilmiyorum. Hani, vatandaşın sağlığı yok diyorlar. 1 ton bonbon şeker. Evet. 1 ton. 1 ton, evet. Tam 1000 kilogram şeker almışlar. Yetti mi yetmedi? Şimdi bir faydası mı var acaba? Şimdi ses sistemleri, şunlar bunları var ama mesela baktım, jeneratör temiri var 4 kalemde. Tamam. 16, 17, 18 ve 19'da arkadaşlar getirebilirse. Şimdi 500, 500, 250 ve 50 olmak üzere 4 kalemde 1300 tane jeneratör temini için almışlar. Ya hani işte bir deprem geçirdik biz. O zaman jeneratör bulmakta zorlanıldı falan ama hani o dönemde acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaç tane jeneratör gönderdi? Yani bir kampanya dönemi için 1300 tane jeneratörü sen ne yapacaksın ya? Hani nerede kullanacaksın abi 1300 tane jeneratörü? Sonra çadır temini yazıyor. Şimdi çeşitli yerlerde çadırlar. Mesela orada da yazmışlar. Metrekare usulü. Bir 30 bin metrekare var. Bir diğerinde de 625 bin metrekarelik bir çadır temini. Topladığımızda 655 bin metrekarelik çadır temini var. Şimdi düşündüm, 655 bin metrekare çadır. Bunu nasıl ifade edilir? Şimdi hep örnekler bu tür büyük şeylerde bir futbol sahası üstünden verilir ya. Bir futbol sahası kaç metrekare diye yazdım Google'a. İşte 7140 metrekare çıkıyor. Yani 92, yaklaşık olarak 92 futbol sahasını kaplayacak kadar çadır temin etmişler bu ihaleyle. Yani bu kadar çadırı ne yapıyor ya? Hani İstanbul Allah korusun büyük depremi oldu da vatandaşlara çadır mı temin ediyor? Yani 92 futbol sahası büyüklüğünü kaplayacak 655 bin metrekarelik çadır.
Bitti mi bitmedi. Bu son 9 ayda alınan bir de. Evet evet. Değil mi? Alınacak ve alınıyor. Yani sonra stand temin ediyor. Yine standların giydirilmesine yönelik sanırım. Metrekare kampanyayla ilgili değil evet, mi? Evet evet. Tabii. Yani önümüzdeki 9 aylık ihalenin tabii sürecinde bunlar temin edilecek. Muhtemelen hepsi bu kampanya döneminde, seçim döneminde alınıyor. Diyor ki stand temini 4 kalem halinde, 5 kalem halinde yapılmış. Metrekarelerden bakıyoruz. İşte 12.500, 750.000 metrekare, 7.500 metrekare, 400.000 metrekare toplayınca 1.170.000 metrekarelik stand temini için stand alınmış. Yani brandayla muhtemelen. Abi ne yapıyorsunuz? Bakıyorsun 164 futbol sahası kaplıyor. Ya İstanbul'u baştan başa şey mi donatıyorsun? Yani stand mı kurdun bütün sokaklarına, ilçelerine bilmem ne? Yani bu kadar girebiliyordun İstanbul'un sokaklarına. Kar yağarken girseydin, yağmur yağarken girseydin. 164 futbol sahasını kaplayacak stand teminini sen nereye kuruyorsun? Yani insanın aklıyla alay ediyorlar. Sonra mobil kulis ve karavan temini 250 adet. Ya hani sinema filmi mi, dizi filmi mi çekiyorsunuz? Yani ya da kaç tanesini birden çekiyorsunuz? Bir sinema filminde ya da dizi çekimlerinde tamam kulisler olur, bilmem neler olur da yani karavanlar olur falan. 5 tane olur, 10 tane olur. 250 tane karavanı siz ne yapıyorsunuz ve nerede kullanıyorsunuz? Kime tesis ediyorsunuz? İstanbul'daki karavan parklarına gidelim. Ne yapayım işte turistik bölgelerdeki. Oralarda bile 250 tane karavan ve kulis olmaz. Bitti bunlar mi bitmedi? Acaba kiralama mı? Satın mı alıyorlar bir de? Vallahi yani o da ayrı bir tartışma konusu. Hani kiralama. Doğrudan temin mi acaba? Evet. İhale. Yok ihaleyle. İhale çünkü hani doğrudan temini çok aşan bir rakam. Diyor ki ihale bedeli 980 milyon TL. Yani yaklaşık 1 milyon TL. 1 milyar evet. Evet. Araç içi telefon. Sonra kürsü temini diyor. 150 adet kürsü. Ya hani kürsü tamam konulur ya. Ya kaç farklı kürsü olabilir ki siz 150 tanesi. Hadi diyelim kiralama. Tamam. Ya 10 tane kirala, bir günde 150 tane yapacak yerin yok, taşırsın oradan oraya. Sonra simultane kulaklık temini, bu çok dikkatimi çekti benim. 5000 adet. Abi yani simultane kabin ve simultane ses sistemi 50 adet. Tamam hani acaba bu yayınları kime yapıyorsun sen? Yani bu propagandayı kime yapıyorsun? Büyükelçilerle işbirliğin olduğunu biliyoruz da. Acaba bütün büyükelçilik personelini falan da mı dahil ediyorsun da 5000 tane simultane kulaklık ihtiyacın oluyor? Bitti mi bitmedi. Yani bakıyoruz. Dergi bülten basımı 2 milyon 700 bin adet. Dergi ve bülten basıyorlar bu ihaleyle. Broşür basılması 250 bin adet. Bitti mi? Devam ediyoruz. Yok tepsi ya tepsi 150 bin adet tepsi almışlar. 150 bin adet tepsiyi ne yapıyorsun ya? Hani diyorlar ya bu milletin parasının hesabını şey yapacağız işte biz belediyenin kapısını açacağız duvarını asacağız. 150 bin adet tepsi aldım diye as hadi. As ben de göreyim kardeşim. Helal olsun diyeyim lan yapmış ama asmış diyeyim. Ne yapıyorsun abi 150 bin tepsiyle? Kına gecesi mi düzenliyorsunuz? Sonra bitmedi tabii. Teneke kutulu kahve temini 150 bin adet. Kutulu lokum temini 15 bin adet bir de 1000 adet ayrıca almışlar. Kutu lokum. Yani lokum var, kağıt helva var, Osmanlı mesur macunu var. Var da var yani işte bonbon şeker var. Bir sürü bir hikaye var. Bir de çok dikkatimi çekti. Tabii muk temini yazıyor. Ya dedim muk nedir acaba falan dedim. Yani bilmeyiz abi bizim köyde yoktu Sivas'ta. Tamam. Şeymiş kulplu bardak demekmiş. Tamam. Ama mugun İngilizce karşılığına da çıkıyor aratınca saldırıp soymak. O kadar yerinde olmuş ki yani bildiğin bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetim belediyeye saldırmış, soymuş, soğana çevirmiş ve böyle saçma sapan işlere 1 milyar TL harcamış. Ve bunu da yani utanmadan bu şekilde dağıtıyorlar, gösteriyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya kardeşim yani bakıyorsun 1 milyon 750 bin metrekare 164 futbol sahasını kaplayacak standı nereye kullanacaksın ya? Ya da 92 futbol sahasını kaplayacak 655 bin metrekarelik çadırı nereye kuracaksın? Kurban olduğum yani açık bir şekilde birilerini zengin etmek için harcanmış. Konu bu. İstanbul'da girdik ama dün Turgut Altınok buradaydı, yayındaydı. Benzer bir şey söyledi. O da dedi ki Mansur Yavaş'ta Ankara'daki o afişlere bilmem nelere
en az dedi 1 milyar TL harcadı. Ya bakın iki büyük şehir CHP'nin elindeki İstanbul'daki ve Ankara'daki birer milyar TL'sini bu milletin, bu vatanın bu tür saçma sapan şeyler harcamıştır. İşin özeti bu. Bu arada 1 milyar liranın ne kadar büyük bir para olduğunu insanlar düşünsünler hangi kalemlere harcandığını. Tabii. Yani son günlerde hani çok konuşuluyor, çok ediliyor ya emekli ikramiyesi filan üzerinden. O 1 milyarın ne anlama korkunç geleceğini daha iyi görürler. Yani mesela ya şimdi benim de 2500 tane telefon, araç içi telefon tutacağı diyor. Hı. Mesela ne işe yarıyordur acaba? Evet Ceyhun Bozkurt. Ya şöyle bir katkı yapayım. İki cümle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne diyeyim çalışma alanlarından bir şirketin çalışanıyla sohbet ettim geçenlerde. Şunu söylüyor. Yani eğri eğri doğruya doğru konuşan bir arkadaşımdır. Sohbet ettik. Ben dedi evet belli noktalarda şu noktaları iyi tamam eyvallah. Ama dedi hani şeyi konuştuk biraz. Bu merdiven meselesi raylı sistemlerde çalışıyor. Onun bir biriminde çalışıyor. Dedi ya böyle falan geçen dedi şeyi gördüm dedi. Gelir dedi. Yani dedim ya para mı kazanmıyor dedim. Yani sonuçta İstanbul ulaşımında milyonlarca insan ulaşımda bulunuyor. Yani oradan oraya gidiyor şey yapıyor ciddi bir gelir kaynağı aslında. E bu paralar nereye gidiyor? Abi ben gördüm dedi. %60-70'i dedi tanıtıma gidiyor dedi. Şimdi ben onun yalancısıyım. Tabii ki bunun verilerini sunmak lazım. İddia olarak söyleyeyim ben bunu. Ama sonuçta sözüne de güvendiğim biri görmüş verileri ondan sonra tabii istemedim. Sonuçta orada çalışan bir insan. Bir kaynağım değil, bir dostum olduğu için şey yapıyorum. Ya haber kaynağı değildi. Ama dedi böyle böyle %60-70'i dedi tanıtıma gidiyor. Yani tamamen tanıtım. İşte Ünal Kaya'nın açıkladığı şeylerde gördüğümüz gibi bütün İstanbul'un bütçesi, İstanbul'un cebinden çıkan paraların büyük çoğunluğunun gittiği yer bu tür şeyler. Ve bu bir tek ihale. Yani hani bu bugüne kadar yapılan tüm ihalelerin bedeli değil yani. Bu son ihalelerden bir tanesi. Yani Ayşen ne söylenir bilmiyorum. Yani Ünal ve Ceyhun'un söyledikleri gerçekten çok böyle çarpıcı. Rakamlar çok çarpıcı. Çok güzel bir şey. Yani Ünal gerçekten ön plana çıkartılacak şeyleri çıkarmış. Şimdi şundan bahsedelim. İstanbul'a değil 1 milyar lira, 10 milyar lira, 100 milyar lira helali hoş olsun. Ama harcansın, nereye harcansın? Raylı sisteme harcansın. İstanbulluların altyapı sorunlarını harcansın. Keza Ankara'ya da öyle. Bunları harcansın. Şu anda konuştuğumuz insanlar bizi yanlış anlamasın. 980 milyon lira niye harcadın demiyoruz. Bunlar böyle şeylere harcanmış. Tanıtım bütçesine yani keyfe keder şeylere harcanmış. Ve içerisine girdiğiniz zaman da öyle çok absürt şeyler çıkıyor yani. Bir ton bonbon şekeri. Bir ton değil mi? Evet. Bir ton şeker. Mesela 250 kaç karavanda? 250 karavan. Evet. 250 evet. 250 karavan. Yani onların şeyinden bahsediyorum. Bu rakamların ne kadar gereksiz ve o kampanya dönemi içerisinde yani Türkiye'nin böyle sürekli olarak ekonomisinden den vuran bir parti açısından son derecede sıkıntılı şeyler. Hatırlayın İmamoğlu göreve geldi. İlk icraatlarından biri ne oldu? Göz boyama icraatlarından birisi ne oldu? Bir açık otoparkta evet, belediye araçlarının hepsini sergiledi değil mi? Koskoca İstanbul'un belediye araçları. Yani İstanbul 15-20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Yüzlerce binlerce araç olması normal. Evet orada bazı araçlar gereksizdir, şudur budur. Ne oldu? Ne oldu? Unuttuk değil mi onları? Evet. O araçları ne yaptı? Elden mi çıkardı? Yok çıkarmadı. Onların sayıları arttı. Hiç elden çıkardı. Sonradan kendisi de tekrar etmedi. Ben otoparkta sergiledim filan. Ama maalesef şöyle bir kitle var. Hipnotize olmuş, efsunlanmış bir kitle var. Ankara ve İstanbul için genelde Türkiye'ye teşmil edilebilecek CHP'li genel başkanlar için onlara yaptırılmıyor, edilmiyor, paraları yok, harcanmıyor. Nasıl harcanmıyor? Görüyorsunuz işte. İller Bankası nüfusuna oranla herkese benzer oranda pay veriyor. Ama sen 5 yıl içerisinde 8 kilometre metro yapıyorsun. 8 kilometre. Ya söyledikleri zaman da bununla ilgili olarak Murat Kurum'u eleştiriyorlar. İşte nasıl adımla ifade etmiş, şöyle ifade etmiş vesaire. İşte duraklarını henüz bitirmeden metroyu açmaya kalkmış vesaire. Şimdi bunlar konuşulurken biz bu tanıtım bütçesinden bahsediyoruz. Madem öyle, madem israf var Türkiye'de, böyle bir şeyden bahsediyorsun. Ekonomik sıkıntılarımız var mı? Var. Onları böyle ortaya koyacak bir belediye bütçesi yaparsın. Dersin ki ben tanıtım bütçemi iptal ettim. Halkla birlikte işte kampanyamı yürüteceğim. O tanıtımda harcamayacağım böyle karavanla şudur işte absürt
ses sistemleri vesaire standlarla dersin ki şu kadar tasarruf yaptım. Biz de o zaman mahcup olur ve alkışlarız sizi. Ama nedir bu ya? 980 milyon lira nedir tanıtım bütçesi için? İnanılmaz bir rakam. Turgut Altınok'la Ünal Kaya'nın programını da izledim. Benzer şeyler Ankara için de iddia ediliyor. Doğrudan teminle özellikle birçok projeden bahsediliyor. Birçok alımdan bahsediliyor. Doğrusunu söyleyeyim. Böyle tanıtım bütçesinden de Ceyhun Bozkurt'un o söylediği, mesela çok samimiyetle söylediğine inanıyorum ben o belediyenin çalışanının. %60-70'inin belediyede tanıtıma ve özellikle fiyakaya, tırnak içinde fiyakaya harcanan bir bütçesi olduğuna net şekilde inanıyorum. Ama ben CHP seçmeninin özellikle bunu göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. Göz ardı etmemesi gerekir ve İmamoğlu'na şunu sorması gerekir bence. Sorması gerekir. Karşımızda olsa sorardık. Siz belediye başkanlığı görevine geldiğinizde o çoğunluğu beyaz olan belediye arabalarını sergilediniz. Ne yaptınız? Sattınız mı? Onların yerine üstüne araba almadınız mı? 5 sene boyunca sadece onları mı kullandınız? Bunları da sorması gerekir diye düşünüyorum. Cevabını biz biliyoruz ama kendisinin söylemesi çok daha iyi olur. Araç sayısı sanırım 2 katından fazlaya daha çıktı. Fazla. Kesin. Sadece bu rakamla hani bir arabayı 1 milyon değerinde tutsak, hani standart kullanılabilecek düşük segment bir arabayı, bu 1000 tane araba alınır şunlarla. 1000 evet. tane. Hani o diyor ya kiralama bilmem ne sergiledi, çok güzel hatırlatın abi. Bunlarla sadece 1000 tane araba alınır yani. Şimdi bir de şunu ilave edeyim. Herhalde o arabaların bir sonraki dönemde kazanması durumunda DEM Partili belediye meclis üyelerinin bir kısmına da tahsis edilmesi mümkün olabilecektir herhalde, değil mi? Kadir Yıldız, sen yani nasıl her arabanın bir de şoförü var. Bir o kadar da personel lazım. Yandaşlarını doyurması lazım. Şimdi onu söyleyince Ercan abi aklıma şu geldi benim. Geçtiğimiz günlerde Kırklar elinde ön seçimde çıkan belediye başkan adayına geri çekilmesi için makam aracı, şoför, evet, koruma ve maaş teklif etmişlerdi. Demek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu tarafından gidiyor bu teklif. Demek ki diğer istedikleri, kendi partisine katmaya çalıştıkları kişilere de bu teklifi götürüyorlar. Bunlarla belediyenin bütçesinden satın alma yoluna gidiyorlar. Bunlar ihaleye çıkmıyor tabii. Herhangi bir işte kişiye yönelik partisine katmak isterken onu ihale yoluyla almıyor. Aldığı araçlar yoluyla onu ihale ediyor aslında, o kişiyi ihale ediyor. Şimdi sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, Türkiye'nin bütün belediyelerinde reklam bütçe giderlerinin şeffaf bir şekilde açıklanıp bunların da azami düzeye çekilmesi lazım. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, yani bir kere bu özellikle 30 büyük şehirde ne yaptın ki neyin reklamını yapıyorsun diye sormanız lazım. Diğerler varsa açıklayacak olan, buna bütün büyük şehirleri dahil ediyorum, iller de dahil ama ilk önce büyük şehirler. Yaptıklarınızı çıkın kamuoyuyla paylaşın, halka anlatın, söyleyin. Ama bir resminize asmaya da milyarlar harcamayın. Sizin o harcadığınız milyarlar vatandaşın kursağından gidiyor. Yani siz bugün çıkıyorsunuz, Türkiye'de ekonomik krizden bahsediyorsunuz. İşte vatandaş evine ekmek götüremiyor diyorsunuz. Bir tane fazla halk ekmek büfesi koymamak için sırf hükümet zora düşsün, o halk ekmek büfelerinin önünde kuyruk oluşsun, vatandaş da isyan eder noktaya gelsin diye fazladan bir halk ekmek büfesi koymuyorsunuz. Ama gidip reklam bütçesine trilyonlar harcıyorsunuz. Reklamlarınızda ne var? Sadece sizin resminiz var. Ya vatandaş sizi görmekten zaten bıktı. Vatandaş seni niye görsün arkadaşlar? O reklamda da bir sıkıntı var. Genel başkan yok herhalde resimlerde, evet. Değil mi? Yok, genel başkana harcadıkları parayı ziyan edilmiş bir para olarak görüyorlar İstanbul herhalde. İstanbul seçim çalışmasının dışında tutuluyor. Kendilerine yatırım yapıyorlar. Ben Ankara'da da görmüyorum. Ankara'da da evet. Aynı durum geçerli. Yok. Geçmişte bu durum İYİ Parti'de krize dönüşmüştü. Ya niye her yerde işte mesela Koray Aydın kendi fotoğraflarıyla şeyi astırıyor, Meral Akşener'i astırıyor. Bir geleceğe yönelik bir planlarım var diyerek krize neden olmuştu. Şimdi de aynı şey İstanbul'la Ankara'da yaşanıyor. Koydurmuyorlar Özgür Özel'in fotoğrafını, koymuyorlar belediye başkan adayları. Yani niye bu partinin bir seçim beyannamesi yok mu? O seçim beyannamesini açıklayan, ilan eden o partinin en üstündeki yetkili organın en üstündeki kişidir. Özgür Özel'dir yani. Özgür Özel'in de fotoğraflarının o şeylerde yer alması lazım. Billboardlarda falan yok. Koymuyorlar özellikle ama... Yani İstanbul'a çok geniş yer verdiniz dediniz. Ben hepsine katılıyorum bunu. Yani İstanbul'da sadece bu değil, birçok kalemde
huzurlu bir masraf var. Ama iş yok. Ankara'da da aynı şekilde. Şimdi Ankara'da eğer Mansur Yavaş'ın yakınından, tanıdıklarından dinleyenler varsa açsınlar Bengütürk'ü. Birazdan onun da hakkında söyleyeceklerimizi o da dinlesin. Eğer cevap vermek istiyorsa sosyal medya aracılığıyla da cevap versin. Şimdi İyi Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım. Evet. Bir iddiada bulundu Mansur Yavaş'la ilgili. Dedi ki ya bu belediyenin gayrimenkulünün son 2 ayda çok yüksek derecede bir satışa çıkan gayrimenkulleri var. Yani 4 yıldaki satışa sunulmuş gayrimenkullerin 2 katı kadar. Son 2 ayda satışa çıkan. Ya bir de sattıkları var. Evet, elde ettikleri gelir var. 9,5 milyar TL dün Turgut Bey'in açıkladığı 9,5 milyar TL gayrimenkul satıldı. Şimdi o da diyor bugünkü değeri en az diyor 15 evet, milyar TL. Yani takip ediyorsa Mansur Yavaş'a yakın basın ekibinden kimler varsa benki Türkiye açmalarını söyleyebilir. Bir itiraz da varsa sosyal medyasından dile getirsin. Şimdi Ankara'da buna yönelik ne kadar bir yatırım var? Yani 9,5 milyar TL'lik bir yatırım var mı? Yok. Ama Ankara'da siz bakıyorsunuz, nereye adımınız atarsanız atın her yerde Mansur Yavaş'ın afişleriyle karşılaşıyorsunuz. Billboardlarıyla karşılaşıyorsunuz. Devasa bina giydirmeleriyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar çok büyük bir külfet. Şimdi bunun giderleri nereden karşılanıyor? Şimdi Mansur Yavaş göreve geldiğinde ne demişti? Ben 5 yıl hiç kimse benim sokaklarda fotoğrafımı görmeyecek demişti. Ama gelir gelmez ilk işi fotoğrafını bastırıp herkes bilir Milli Kütüphane'nin girişindeki o billboardları astırmak olmuştu. Uzun bir müddet orada kaldılar. Şimdi harcanan devasa bir reklam bütçesi var Ankara'da. Şimdi Mansur Yavaş bu bütçeyi nereden buluyor? Şahsi bütçesi mi, belediyenin bütçesi mi? Burada iki tane kaynağın olduğu söyleniyor. Şimdi CHP'liye yakın kaynaklar özellikle bu kampanya sürecini yürüten iki tane ekip var. Birisi CHP Genel Merkezi tarafından idare ediliyor, birisi de Mansur Yavaş tarafından idare ediliyor. İkisinin de basımını, yani Mansur Yavaş adına ikisi de afiş bastırıyor. Bu afişlerden CHP Genel Merkezi tarafından bastırılanlarla Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından basma gönderilenler arasında fark var. Şimdi dün Mansur Yavaş çıktı. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu o da. Ankara ile ilgili. Bugüne kadar yaptığı gibi yine algı üzerinden bir belediyecilik yapmaya çalışıyor. Yani insanlarımız CHP'ye oy veren, Mansur Yavaş'a oy veren CHP'lilere özellikle sesleniyorum. Görsünler, bilsinler. Sevmiyorlarsa da oy vermek istemiyorlarsa da başka bir partinin adayına bu gerçekleri dillendirsinler. Kandırılmaya müsait bir seçmen olarak görülmesinler. Şimdi Mansur Yavaş ne dedi dün? Çıktı. Kamerada şu an net görüyor. Benim bütün afişlerde CHP logosu var dedi. Evet. Şimdi bunun aksini ispat edersek Mansur Yavaş ne yapacak? Çıkıp CHP seçmeninden özür dileyecek mi? Ya da kampanya ekibini mi suçlayacak? Şimdi ben ona gösteriyorum buradan. Burası Çankaya. Mansur Yavaş'ın afişinin olduğu ve bunun gibi binlerce sıralı afiş var. En çok da bundan görüyoruz. Evet. Mansur Yavaş'ın buradaki afişinin üzerinde CHP logosu var mı? Şöyle göstereyim. Burada CHP logosu var mı? Mansur Yavaş biz göremiyoruz, siz göremiyorsunuz, ben görüyorum diyorsa gelsin gidelim beraber. Afişe beraber acaba bakalım. Bazı şeylerde böyle mavi ışıkla bakılınca altta evet, görünüyor ya. Evet, alttan görünüyor. Yani öyle burada bir şey var. Neyden utanıyor acaba Mansur Yavaş? Logoyu koydurmuyor. Logo yok ama çıkıp ulusal televizyon kanallarında benim bütün afişlerde CHP'nin logosu var diyor. Şimdi yalan ortaya çıkıyor mu böyle? Çıkıyor. Burası Çankaya'da bir sokak. Diyecek ki ya sokakta bir tanesi yanlış basılmış. Siz de gidip fotoğrafını çekmişsiniz. Şimdi ben ona daha ilgincini gösteriyorum. Burası bir bina giydirmesi. Burası CHP'nin kale olarak gördüğü, burayı herkes bilir Ankara'da, Tunalı Hilmi Caddesi. Oradaki bir Doğru binanın Parkı cephe köşesi. Giydirmesi. Evet. Orada Mansur Yavaş'ın afişi. Ya bu Çankaya'da senin gördüğün CHP'li seçmenler keklik mi? Çıkıyorsun hem televizyon kanalında benim bütün afişlerimde, billboardlarımda CHP'nin logosu var diyorsun. Ama en önemli yerlerde CHP'nin logosu yok. Bu afişlerden haberi mi yok Mansur Yavaş'ın? Haberi yoksa halkın içine çıkmayan, sokaklarda gezmeyen bir büyükşehir belediye başkanı var demektir. Eğer Mansur Yavaş duyuyorsa
bunlara sosyal medyasından cevap versin. Desin ki Habertürk de ben öyle demedim, yanlış yazmışlar desinler. Habertürk'ü tekzip etsin. Eğer doğruysa kendisini tekzip etsin. CHP seçmeninden özür dilesin. CHP'den özür dilesin. Ben sizin adayınızım ama sizin logonuzu afişlerime koymaktan utanıyorum desin. Şimdi bütün bunları yapıyor ve yalan söyleyerek yapıyor. Yalan söylüyor afişlerinde var diyerek. Bunu da CHP Genel Merkezi'nde kampanyayı yöneten ekip kendi bastırdığı afişlerde, CHP'ye yakın kaynaklardan edindiğim bilgi, onlar bu afişlere CHP'nin logosunu basıyor. Kendilerinin basıma gönderdiklerini. Mansur Yavaş kendisinin basıma gönderdiklerine CHP logosu basmıyor. Bunlar da sadece bu Çankaya'da değil, Yeni Mahalle'de de var. Konya yoluna çıksın Mansur Yavaş bugün, Konya yolundaki afişlerini bir görsün, geçsin bakalım hangisinde CHP logosu var. Bu hiç basit bir şey değil Kadir'in söylediği. Yani. Ya, bu seçmeni aldatmaya yönelik bir şey. Ayrı yerden iki farklı politika izledi. Ya sadece seçmeni aldatma da değil. Ya, partisinden utanmıyor. Utanıyor ya, bastırmadıysan çıkıp şeffaf bir şekilde niye oraya logonu koymadığını söyleyebilirsin. Ama logon olmadığı halde partinin var demek... Yalandır. Yani milletin gözünün içine baka baka yalan söylemektir. Şimdi bu durumu CHP Genel Merkezi'nin kampanyasını yürütenlerle Mansur Yavaş'ın kampanyasını yürütenler arasında bir ihtilafa neden oluyor. Bir çatışma çıkıyor aralarında. Bu süreci de CHP Genel Merkezi'ndekiler diyorlar ki biraz sabredelim. 31 Mart'tan sonra biz bunun hesabını sorarız. Bu kadar söylüyorlar. 31 Mart'tan sonra CHP Genel Merkezi'ni tanıyan bir Mansur çıkar mı? Bakalım kim kime neyin hesabını soracak. Ne olur 31 Mart'tan sonra? Ya 31 Mart'tan sonra olacak şu. Yani daha önceki programlarda da konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi evet kesinlikle karışacak. Çünkü yani bir önceki programda da söylediğim gibi bugün büyükşehir belediyeleri bağlamında özellikle ne konuşuluyor? Cumhuriyet Halk Partisi hangi belediyeyi kaybedecek konuşuluyor. Yani bu İstanbul'u kaybedecek mi, Ankara'yı kaybedecek mi, İzmir'i kaybedecek mi, işte Aydın'ı, Muğla'yı vesaire, işte Mersin'i, Adana'yı, hangilerinin kaybedileceği konuşuluyor. O yüzden yani seçimin sonucu belli. Kazanan bir Cumhur İttifakı göreceğiz ama hangi il o gün o sandığın sonucuyla birlikte göreceğiz. Ve akabinde Cumhuriyet Halk Partisi açısından mesela İstanbul kaybedilirse bambaşka bir tartışma göreceğiz. İstanbul'un kaybedilmesi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası olağanüstü kurultayında kartların yeniden dağıtılması, kimin hangi pozisyona gireceği, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa mı oynayacağı, yoksa Özgür'ü destekleyip, ki Özgür Özel'in bir açıklaması oldu, yayın arasında da konuşmuştuk. Yani 2028 için elimden geleni yaparım, Ekrem İmamoğlu'nu desteklerim diye bugünden bu mesajı vermesinin tek bir nedeni var. Kaybedilecek bir seçim yenilgisi alınacak. Bana dokunma, ben 2028'de seni destekleyeceğim. Yani Özgür Özel'in bu açıklamasının Türkçesi bu. Çünkü diğer türlü Ekrem İmamoğlu geliyor. Özgür'e hadi bakayım yeter senin emanetçiliğin diyecek. Ama bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu var. O hazırlığını yapıyor. O yüzden yani seçimin sonucunda 31 Mart'ın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok başlı yapının kurultay yarışını görmeye başlayacağız bence. Peki bir de az önce İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a geçtik ama bir de İmamoğlu'nun mal varlığı ile ilgili birkaç oraya da bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Tamam, ekrana da verelim. Çünkü bugün de yani kamuoyunda çokça tartışıldı. Şimdi yani Allah daha çok versin insanlar. Nasıl verdiği de önemli ama. tabii ki. Ama şimdi Murat Kurum'u çok eleştirip işte sosyal medyada linçleyenler olmuştu. Demişti ki Ankara'da bir evim var, bir İstanbul'da var, bir arabam var, biraz da borcum var dedi. Borç da evi krediyle almış, onun borcu. Onun borcu. Evet. Aman Allah'ım yani neler dediler. Şimdi bir bakıyoruz Ekrem İmamoğlu açısından. Şöyle... Dükkan diyor İstanbul'da Beylikdüzü'nde. Sonra bir dükkan daha diyor yine Beylikdüzü'nde. Edinim bedeli yazmışlar. Edinim bedeli o dönem yani malın alınırkenki bedeli. Kaç yılında almış bunları? 2002. 2002 yani 22 sene geçmiş. 22 sene önce 180 bin liraya almış bu dükkanları. 180 bin. 22 sene önce arkadaşlar. O zaman büyük para. Çok büyük para. Çok büyük para. Yani şöyle hatırlatayım. Bundan yaklaşık bir 7 yıl önce Ankara'da
işte 250 bin liraya, 300 bin liraya 3 artı 1 ev alınabiliyordu. 7 sene önce, 22 sene önce 180 bin liraya kaç tane ne aldın? Yani dükkanın büyüklüğünü siz oradan hesap edin. Aynı zamanda bir mesken diyor 1 milyon 15 bin lira diyor. O da 2005'te alınmış 1 milyon bedelle. Akabinde Büyükçekmece'de diyor dükkan 2 tane daha dükkan var. Aynı şekilde onlar da 2008'de alınmış 125'er bin liradan. Bir diğer nokta 2 tane arsa var. Biri 200 bin lira biri 30 bin lira değerli. Bunlar da 2008'den. 2008'de de 200 bin liranın iyi bir para olduğunu düşünelim. 6-0'ın atıldığı zamanlar yani. Tabii. O zaman bile çok sıfırlı rakam bunlar. Sonra bir işte Çanakkale, Eceabat'ta, Bigalı'da ev ve dam var diyor 55 bin lira. Onun da 2016'da. Balıkesir, Edremit'te baktığımız zaman bir arsa 1 milyon 744 bin liraya 2017'de alınmış. Ki o da iyi bir para 2017 açısından düşündüğümüzde. 2019'a baktığımızda ofis almış 360 bin liraya Ortahisar'da ve aynı yerde bir de dükkan almış. Çünkü ofise baktığımızda 1, 2, 3 nolu ofis diyor ve 5 numaralı da bir dükkanı alıyor. Belli ki bir iş anının belirli bir kısmını kapattığını anlıyoruz. Trabzon açısından da böyle bir var. Tarla almış Çanakkale Bayramış'ta. Bir Çanakkale ve Balıkesir'i sevdiğini anlıyoruz. Belki hani tatil bölgelerinde bizim göremediğimiz fotoğrafların çıkmadığı dönemlerde de o bölgeleri tercih ettiğini de yorumlamak mümkün. Yine 320 bin TL bedelle alınmış 2021'de. Benzer bir şey Balıkesir'de 277 bin noktasını görüyoruz. Dükkan var, arsa var, mesken var, arsa var. Var da var yani bir sürü bir şey var. Ya saymak da bitmiyor. Ondan sonra devam ediyoruz. İşte bir tane arabası varmış. Biraz 2013 model. O bu listeye çok uymadığını ifade edelim. Yani nasıl bu o arada kalmış? Belki hatırası vardır arabanın. Yani o yüzden listeye saklıyorlar. Bakınca yukarıdan aşağı gelip 2003 model, 13 model uçağı var diyeceğiz. İşte bir tane arabaymış. Jeep'i varmış. Evet. Sonra bir tane silahı varmış. Bankada 562 bin TL'si var. 8 milyon 166 bin de bir başka bankada var. Yani 8,5 milyonun üzerinde bir nakiti var. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu açısından baktığımızda da yaklaşık 400 bin dolar olduğunu görüyoruz. Bir de yani bu edinim bedeli üzerinden dediğimizde mesela 35 tane bilezik görünüyor. 200 küsür bin lira görünüyor. Yani bugün 200 küsür bin liraya 35 tane bilezik alamazsınız. Yani işin tuhaflı bunların güncel değerini yazsalardı biz daha iyi anlardık bunun. Ama şu liste bile yani oku bakın kaç dakikadır bitmiyor. Anlatıyorum. Bitmiyor yani tamam güzel kazanmış kendisi iş adamı bir geçmişi var. İşte bir inşaat müteahhit işlerinden iyi anladığını biliyoruz. Belediye başkanlığı döneminde de ne kadar iyi anladığını değişikliklerle beraber daha da iyi göstermiş oldu. Böyle bir liste var. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Kadir Yıldız, nasıl vallahi buldun mal varlığı listesini? Yani mal varlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin varlığı kadar var herhalde en az. Daha zengin olabilir İstanbul'un çok evet. Borcu var çünkü. Evet. Yani bilemedim yani mal varlığımızı açıkladık demek aslında bir siyasetçi için şeffaf olmaktan öte ben sizler gibi mütevazi yaşayan size hizmet eden etmekle mükellef bir kişiyim anlamına gelir. Mal varlığımı açıkladım sadece mal varlığımı açıkladım şeffafım. Böyle olacak bir iş değil benim bildiğim kadarıyla bu. Yani mal varlığını açıklayan insan Murat Kurum gibi açıklar. Yani bak siyasetin içindeyim, bakanlık yaptım, milletvekiliyim. Senin üzerindeki amir konumundaydım ben. Bir evim, yani iki evim, bir İstanbul, bir Ankara'da, biri kredi borcu var, bir tane de arabam var diyor. Yani mütevazi midir? Bir bakan için mütevazidir aslında. Yani bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı Ankara'da olan bir kişi için, bir milletvekili için bile diyebiliriz bunu. Yani bir Ankara'da, bir de kendi şehrinde evinin olmasını, bir de arabasının olmasını yine normal sayarız. Ama bu kadar mal varlığını sırala sırala bitmiyor. Ya arkadaş bu kadar nasıl edindin? Yani iş adamı sen tamam. Ya ama belediye başkanısın. Hayır iş adamı insan da ne iş yaptın da bu kadar kazandın diye bir insanın aklında şüphe oluşuyor tabii ki. Ya hem orası affetsin. Var bir siyasetçi için
bu kadar mal varlığı, yani sadece siyaset yapmış hayatında birisi için bu kadar mal varlığı bence çok. Haddinden fazla çok. Yani Mansur Yavaş'ınki de mesela az kalır tarafı yok. Onun da çok mal varlığı var. Açıkladım demek, mal varlığımı açıkladım demek sadece bilinsin anlamında değil ki. Mansur Yavaş'tan... Onun mütevazi bir seviyede olması lazım. Yani halka şunu dersiniz, demiş olursunuz. Ya bakın ben siyasetçiyim, milyonları yönetiyorum ama çok az da kendimi geçindirebilecek, ailemi geçindirebilecek, lükse ve zengin olarak görülmeyecek bir mal varlığına sahibim. Yıllardır da bu siyasetin içerisindeyim. Hala mal varlığım budur. Yani 3 evim vardı, belki 4 olmuştur diyebilirsiniz. Ama işte Ünal Bey sıraladı. Bir de şöyle mesela Cengiz Alçayır gazeteci İstanbul noktasında, Ekrem İmamoğlu noktasında da hani tespitleri olan bir isim. Şöyle bir ifade kullanmıştı bu mal varlığını konuşurken. Bu liste buzdağının sadece görünen kısmı. Sarıyer'deki Boğaz'a karşı alınan villalık arsalar İmamoğlu inşaata kayıtlı. Yani inşaat şirketi üzerine de kayıtlı. Pek çok villa arsası olduğunu ifade ediyor. Babasının üzerine kayıtlı arsalar sayfa sayfa ifadesini kullanıyor. İşte eşi üzerinden de ciddi bir mal varlığı olduğunda iddiasını dile getiriyor. Hatta eşinin parasının İmamoğlu'ndan çok çok daha fazla olduğunu da vurguluyor. Ve üzerinde görünmeyen de pek çok mal varlığı olduğu iddiasını gazeteci Cengiz Alçayır da dile getiriyor. Bunu da bir parantez olarak ifade etmek evet. lazım. O zaman biraz da İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a dönmüşken Mansur Yavaş'la Meral Akşener arasında geçen tartışmaya girelim mi Ercan Gürses? Yine kılıçlar çekildi. Mansur Yavaş dün açıklamalarında özellikle Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemesi üzerine yorumlar yaptı. Bugün de Meral Akşener korkak dedi. Ya ne şeymiş, ne süreçmiş değil mi? Artık hala konuşuluyor. Yani hala ihtiras, kin, nefret, pembe dizi gibi her şey varmış o süreç içerisinde. Ve konuşa konuşa da bitiremediler. Hala o sayfa açılıyor. Mesela Mansur Yavaş'a da dünkü programda o soruldu. Yani o konu geçti artık, o konuyu değerlendirmeyin falan demedi yani. Açıkladı yani açıkça. Dedi ki ben olsaydım kazanırdım falan anlamına gelecek şeyler söyledi. Orada da çelişkiler var. Mesela Meral Akşener... Beni aramadı dedi. Arasaydı, aramadan ya ben ona fikrimi söylerdim vesaire gibi konuştu. Şimdi Akşener'in şeyi de çok sert tabii yani. Evet. Onu da söylemek lazım. Ya bu konu zihinlerinden silinmiyor. Süreci çok 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 kötü yönettiler. Berbat yönettiler ve o sürecin sonunda da hala bugün itibariyle altılı masanın ve yani özellikle CHP'nin bence süreçte kendisine böyle negatif, çok böyle büyük bir eksi yazılmasına neden oldular. Ya orada tabii yani şimdi şöyle de esprili bir şey var. İkiniz hanginizden birisi, ikinizden birisi olsun gibi bir ifadesi vardı ya Sayın Akşener'in. Evet. Çıkın dedi mesela orada. Diyor ki kura mı çekecektik, ne yapacaktık diyor Mansur Yavaş. Tabii işin mizahi boyutunu bir tarafa koyalım. İnsanlar bunu sevmediler. Bu şeyi ne derler, bu algıyı sevmediler. İkisi olmadı Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı adaylığı. Size Cumhurbaşkanı yardımcılığı verelim. Hadi sizinle birlikte miting gezelim dediler. Ve siz de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu olarak bunu kabul ettiniz. Şehirlerinizi bıraktınız, aylarca şehir dışında gezdiniz. Ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı için ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için propaganda yaptınız. Bunlar da unutulacak şeyler değil. O nedenle Sayın Mansur Yavaş'ın da burada ciddi anlamda eleştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Ama Sayın Akşener bu konuda çok dolu. Yani o tırnak içinde söylüyorum o korkak ifadesi. Yani Mansur Yavaş'ı her gördüğü ortamda. Hatta bir şiirin arasına gizledi. Biliyorsun öyle bir şey var. Korkak ben. Yavaş. Sonradan İyi Parti kurumsal kişiliği Mansur Yavaş'ı kastetmedik filan dese de ya hepimiz biliyorduk öyle bir şey olduğunu. Zaten burada açık açık da ortaya koymuş oldu. Bu süreç bence muhalefeti çok böyle şey yapmak da istemiyorum. Yani tek bir eksene de şu anda kilitleyecek bir durumları yok ama geçmişteki altılı masanın içerisindeki nefretin boyutlarını ortaya koyuyor. Daha önce de söylemiştim, yine söyleyeyim. Meral Akşener bir dönem dediğimde öyle çok uzun bir dönem değil. Geçen sene bu zamanlar yüzlerinde Rabbi esir gördüğü insanları bugün yüzlerini görmek istemiyor. Çok öfkeli hala. İnanılır gibi değil. Çok öfkeli. Ya bırakın kardeşim ben bu konuda konuşmayayım falan da demiyor.
Bu yani siyaseten çok böyle su kaldıracak bir şey, bunu da söylemek lazım. Bunların kendilerine eksi yazmasını da normal karşılamaları lazım. Dolayısıyla muhalefetin kötü yönettiği bir sürecin bugüne yansıması. Bu bir beceriksizlik. Ve o sürecin beceriksizliği insanlarda da şöyle bir izlenime neden oldu. İyi ki bunları seçmemişiz. Sadece insanlar söylemedi. Altılı Masa'nın parti yöneticilerinden bazıları söyledi. İyi ki gelmemişiz ya, gelseydik mahvederdik, elimizi yüzümüze bulaştırırdık demeye getirdiler. Ve yani sonuçta insanlarda verilmiş sadakamız varmış. Bunlar iyi ki iktidara gelmemiş dediler. Senin söylediğinde o sürecin bir yansıması. Daha çok konuşulacak Ayşen, bence kitaplar yazılacak o süreçle ilgili. Evet. Cahin Bozkurt, sen neler söylersin özellikle bu İYİ Parti ile, daha doğrusu Akşener'le Mansur Yavaş arasındaki son diyalogları nasıl değerlendiriyorsun? Valla Mansur Yavaş, şimdi Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyoruz, fasiküller diyoruz, dergiler diyoruz. Mansur Yavaş'ın da hakikaten arta kalır yanı yok. Geçen kim söyledi? Onları destekleyen biri söyledi. Dedi ki çok fazla konuşmaması iyidir, avantajı oluyor. Konuşunca diyor oyları düşüyor diyor. Yani öyle bir mevzusu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Özer Sencer. Bir Özer Sencer, bu kamuoyu oluşturma, araştırma değil de oluşturma, evet, ekiplerinden bir tanesi. Ondan sonra zaten onlar şimdi sonuçları açıklıyorlar. Ben onların sonuçlarını gördükçe Sayın Murat Kurum'a ve Sayın Turgut Altınova hayırlı olsun diyesim geliyor. Çünkü 14 Mayıs önceki sonuçlarını da hatırlıyorum onların. Şimdi Mansur Yavaş, Meral Akşener meselesine dönünce, şimdi burada biz Sayın Akşener'i çok eleştirdik, eleştirmeye de devam ediyoruz ama burada şimdi sözlerinde haklı. Yani durup dururken Mansur Yavaş ismini kimse şapkadan çıkartmadı. Alttan alta ona işte adaylık PR'ı yapıyorlardı. Sayın İmamoğlu'yla aynı şekilde. Onunla konuşuyorlardı. Ona başkalarına mesajlar gönderiyorlardı. O birileri sürekli Mansur Yavaş aday olsun diye söylemlerinin altı boş değildi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir sosyal medyada, şimdi X olan, eski ismi Twitter olan hesapla ilgili bir galiba bir tweet meselesi vardı. Bunu konuşmuş olabiliriz burada. Cumhurbaşkanı adaylığının tehlikeye girmesi ihtimaline karşı, yanlış hatırlamıyorsam bir tweet istenmişti. Onu atmamıştı mesela Sayın Mansur Yavaş. Çok yakındaki isimlerin konuştuklarını duymuştum ben mesela. Ve bunu söyleyenler burada emin olan insanlar. Yani Mansur Yavaş alttan alta ismini sürekli siklettirmeye çalıştı. Ve Sayın Akşener'in de Mansur Yavaş'ın çok haz etmediğini de biliyoruz. Sayın Akşener'in gönlünde yatan aslan, Rabbi Yesir gördüğü, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzettiği Ekrem İmamoğlu'ydu. Ama tek isim söylerse belki şey olabilir, iki ismi birden zikretti. Çünkü Mansur Yavaş'la da şöyle bir gerilimleri var. 2018 seçimleri ya galiba. Ceyhun, ölümü gösterip sıtmaya mı razı etmek istedi? Ha, o da olabilir. O da olabilir. Yani 2018 seçimlerinde Mansur Yavaş'tan imza istemişler galiba Meral Akşener için. İmza vermemiş, gitmiş Temel Bey'e mi? Galiba Temel Karamollaoğlu'na imza atmış Mansur Yavaş. Ondan itibaren de aralarına bir sıkıntı başlamış. Zaten şu söyleniyordu hep. Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'le çok iyi anlaşıyor. Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'yla çok iyi anlaşıyor diye. Sizler hoş daha hakimsiniz ama benim duyduklarım da hep buydu. Hep bir uzak mesafe vardı ama orada da Mansur Yavaş'ın işine gelen bir çıkış. Yani Mansur Yavaş ismimi altılı masada zikretmedi dedi. Daha ne yapacaktı? Açık açık söyledi 3 Mart sürecinde. O 3 Mart 6 Mart sürecinde tam daha aday belli olmamış. Yani o açıdan zaten Meral Akşener o 3 Mart daki çıkışının arkasında duramadığı için dağıldı gitti. Projesi de çöktü zaten. Yani o 2015 sürecinde başlayan proje 2023, 14 Mayıs, 28 Mayıs süreçlerinde çöktü. Ama 3 Mart, 6 Mart sürecinde zikretti. Aday belirleme süreci aslında. Daha ne yapacaktı? Yani Sayın Mansur Yavaş çok samimiyetsiz yaklaşıyor. Ve az önce değerli Kadir Yıldız dedi ya, hani yalan söylüyor diye. Yani bu tür şeyler işte konuştukça bunları şey yapıyor, zikrediyor. Ama az önce şeyi konuştuk, Sayın Özgür Özel'i de konuştuk. Yani baştan aşağı zaten bir sıkıntı var
gerçekle ilişkileri mevcut CHP'nin yöneticilerinin, belediye başkanlarının gerçekle ilişkileri sıkıntılı, gerçeği söylememe noktasında bir sorun var yani. 14 Mayıs öncesinde de bunu yaptılar. %60'la geliyoruz. Yok bu memleket çöktü, cumhuriyet çöktü. Bunlar cumhuriyeti yıkacak. Cumhur İttifakı gelirse ülke bölünecek, parçalanacak, işgal altına alınacak falan. Bunları söylüyorlardı. Kaan'ı şeye benzetiyorlardı, Kalifer Pete'yi diyorlardı ya. Yani bu gerçekle bir ilişkisinde bir sıkıntı var zaten muhalefetin. Mansur Yavaş'ta da bunun işaretlerini görüyoruz. Bu konuda da gerçeği söylemiyor. Yani o açıdan bu kavga biraz büyür. En son şey yapmışlar galiba, bir partinin, bir siyasi partinin ilçe başkanını herhalde raydan çıkartmış diyelim. Kibar ifadeyle Mamak ilçe başkanı istifa etmiş galiba. Mansur Yavaş'a destek veriyorum diye İYİ Parti'nin. Orada da mesela bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayak oyunları yaptığını görüyoruz. Şimdi bu düşünce hakikaten bunları da gördükçe biz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta direkten dönmüşüz diyorum yani ülke olarak. Düşünün yani. Şimdi bu zihniyet ülkeyi yönetecekti. Nerede yöneteceklerdi? Rusya-Ukrayna savaşının gerilimi, bölgemizdeki terörle mücadele, yaşanan küresel anlamdaki Amerika'da bankalardan bahsediliyor. 2008'e benzer bir sıkıntı mı olacak diye. Küresel anlamda yaşanan sıkıntılar, ekonomik finans anlamında. Başka başka yaşadığımız sorunlar, bölgesel, küresel anlam. Atılması gereken adımlar. Bu süreçte bu düşünce iktidar olacaktı. Ve belediyelerde yaptıklarının, o sıkıntıların, o skandalların, gerçekle uzak bir yaşamın benzerini iktidarda yaşayacaklar. Kendi aralarında kavga edeceklerdi belki. Ama olan hepimize olacak. Yani sadece Cumhur İttifakı seçmeni acı çekmeyecek. Muhalefete oy veren seçmen de sıkıntı yaşayacak. Yani o, yani bu İYİ Parti, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu meselesi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem İYİ Parti'yi çok ciddi sıkıntıya götürecek. Bir espri daha yapayım. Geçenlerde CHP'den bazı insanlarla oturdum, CHP'li. Hani ben sürekli diyorum ya, CHP'yi bir kapatıp açmak lazım diye. Ben hiçbir şey söylemeden muhabbette oradan bir tane isim şunu söyledi. Anlattı. İstanbul'u anlattı. Özellikle Beşiktaş'ı falan anlattı böyle. Diğer ilçeleri, Sarıyer'i falan anlattı. Sıkıntılı. CHP'li, yılların CHP'lisi dedi ki ya dedi bu parti kapatılmadan dedi çözülmez bir mesele dedi. Şimdi aslında bakıldığı zaman aklın yolu da bir. Yani CHP'liler de bunu görüyor. Ankara'yı da görüyorlar. Yani Ankara'da yaşananları da görüyorlar. Ben Ankara seçmeninin de gerçekleri gördüğünü düşünüyorum. Ankara'daki CHP'lilerin, Ankara'da İYİ Parti'ye oy veren insanların bu gerçekleri gördüğünü düşünüyorum. Ve bu gerçekleri görerek sandıkta iradelerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Umutluyorum da aynı zamanda. Çünkü bu yapılar kendi aralarında, şimdi Burcu Köksal olayından yola çıkarak Ekrem İmamoğlu bu düşünceyle yeniden İstanbul'a seçildiğini düşün. HDP'den mecliste grup kuracak. Başka başka şeyler. İşte Ünal Kaya'nın açıkladığı İstanbul'un parasının nerelere gittiği boyutu. Ondan sonra yönetememe, İstanbul'u yönetememe sıkıntısı. Ankara aynı şekilde. Ankara ilerleyecekken tam tersine neredeyse 90 öncesine geri döndü. Yani sıkıntılar çok büyük. Bu noktada umarız Ankara ve İstanbul, ki burada şunu da söyleyelim, İzmir'i de ekleyelim. Diğer şehirler de aynı. Şimdi Adana, Mersin, neler yaşandığını görüyoruz yani son 5 senede. Sıkıntılarını görüyoruz. Belediyecilik anlamında sıkıntılarını görüyoruz. Bu seçmen, Türkiye'deki seçim buna göre geleceğe yön verme noktasında umarız aklı selimle, mantıkla karar verir. Bu işler parti tutar gibi olmaz. İşte takım tutar gibi olmaz. Elbette ki partilere gönül verilebilir. Bu itiraz değildir ama işte Atatürk'ün partisi meselesi. CHP'de Atatürk'ün partisi olarak ne kaldı? Allah aşkına. Az önce 6 okutmuş. Oklar bile tek tek gidiyor yani. Evet, son Atatürk'le bir mücadele. Evet canım, dinliyorum. Son cümlemi söyleyeyim. Yani bu iş ülkeyi sevmekle, cumhuriyetimiz kale gibi yerinde, devletimiz kale gibi yerinde. Cumhuriyet öyle
öyle kolay kolay kimse yıkmak da istemiyor. Yıkmak isteyen belki çok küçük bir azınlık vardır. Onları da zaten söylüyoruz. Muhalefetin onlarla da işbirliği içinde olduğunu söylüyoruz. Ama onların da gücü yetmez. Dünyanın yedi düvenin gücü olsa yetmez. Hepsi kale gibi yerinde. Ülke için gitsinler, oy verdirsinler. Kentleri için gitsinler, oy versinler, liyakate oy versinler. Ben bu çağrıyı yapıyorum. Evet. Son iki dakika Münal Kaya. Senden de hemen bir İYİ Parti Mansur Yavaş. Şöyle, Mansur Yavaş ne diyor? İki kişiyi söyledi. Kura'mı çekecekti benimle Ekrem İmamoğlu arasında. Meral Akşener de korkak diyor bu görevi kabul etmediği için. Aslına bakarsan ikisi de doğruyu söylüyor. Yani Ercan abinin hatırlattığı gibi ya ne kadar kirli, ne kadar karanlık bir süreçmiş ki hala bir atamadılar içindeki zehri. Yani bu kadar da kapalı konuşmayın ya, bir gün çıkın kamuoyunun önüne, tamam bugün yapamıyorsunuz ama 1 Nisan itibariyle geçin kameraların karşısında, o süreçte şu 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 yaşandı, ben buna bunu dedim, bu bunu dedi diye söyleyin, herkes eteğindeki taşı döksün, böyle peyderpey 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 konuşulmasın. Ama yani ikisinin de içinde belli bir uhde kalmış, bir yara kalmış ki yerel seçime giderken bunları konuşmaya başlıyoruz. Ama ikisi açısından da şöyle bir durum var. Yani Meral Akşener bugün diyor yani benim partime operasyon çekiliyor falan. Yani Meral Akşener partilere operasyon çekme konusunda mahir bir isimdir. O yüzden bugün bunu böyle hissediyor ve buna kızıyor. Ama genelde çektiği operasyonlarda başarısız olduğu için onun sinirini yaşıyor ve bugün Mansur Yavaş'a patlıyor. Yani kabul edelim, Meral Akşener İYİ Parti'nin genel başkanı olarak CHP'nin iki belediye başkanına, CHP genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olacakken siz gelin olun dedi. Bu parti operasyon değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Bunu görmeyecek miyiz yani? Bu bir. İkincisi, Mansur Yavaş da parti ve liderini satmayı iyi bildiği için bugün böyle davranıyor. Diyor ki ben olsam kazanırdım diyor. Kimi satıyor bu sefer de? Kemal Kılıçdaroğlu'nu satıyor. Ya o yüzden ben bazen böyle bakıyorum, yesinler birbirlerini diyorum. Zaten süremizin de herhalde sonuna geldik. Evet, ben tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ercan Gürses, Kadir Yıldız, Ceyhun Bozkurt ve Ünal Kaya'yla değerlendirdik gündemi. Haftaya yine bu ekranda olacağız. Hoşçakalın.